Günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. 12 Temmuz Cuma gündemiyle karşınızdayız. Sabah haberi hepiniz hoş geldiniz diyelim. Evet, ben Ülgen Aksay ve Sabah Haber ekibi 3 saat boyunca hem Sabah Haber'de hem de program bölümümüzde sizlerle birlikte olacağız. Peki televizyon yanı sıra bizleri nerelerden takip edebilirsiniz? 100.1, 102, 90.6, 89.6 radyo frekanslarımız. Ayrıca Facebook, YouTube ve Smart TV uygulamalarından da bizleri takip edebilmeniz mümkün olacak. O halde günün gündemiyle Sabah Haber'e başlıyoruz. İki Temmuz Cuma gündemini aktarıyoruz demiştik. Bugün sabah saat 10'da Demokrat Parti Sosyal Sorumluluk Komitesi tarafından düzenlenen Özel Sektörü Güçlendirme Zirvesi sonuç bildirgesi kahvaltılı basın toplantısı açıklanacak. Saat 10.30'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Muhafazakar Parti Milletvekili eski bakan Sir Duncan Smith'i kabul edecek. Saat 12'de Hala Sultan Camii 15 Temmuz şehitlerini yad programı yapılacak ve son olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılacağı İnönü şehitlerini anma töreni düzenlenecek. Böylelikle gündemi aktardık. Ülkemiz gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Evet, Avrupa gazetesi bugün ilk gazetemiz olacak ülkemiz basınında. Ve bugün manşeti neyse, eski özel kalem müdürü Oğuz Köse'nin rüşvet iddiasıyla tutuklandığı yine yansıtılıyor. Mahkemesinin detayları paylaşıldı. Hükümet ve polisin yapmadığı görevi mahkeme yapıyor başlığı kullanıldı. Bazı ifadeler de öne çıkıyor. Yargıçtan polise bir emir daha, rüşvet veren de soruşturulsun talebinde bulunduğu yargıcın bu talebi de başlık olarak aktarıldı. Detaylara bakacağız. Bunun dışında denizler temiz mi soru başlığı var. Devlet analizine yönelik eleştiriler yer alıyor. Tabipler Birliği Halk Sağlığı Çevre ve İnsan Hakları Sorumlusu Doktor Cemal Mert, Sağlık Bakanlığı'nı denizlerin ve havuzların analizleri konusunda düzenli, şeffaf ve ayrıntılı olmaya çağırdı ve bu konuyla ilişkili açıklaması da yine ön sayfadan paylaşılıyor. Hemen ayrıntılarla devam edelim. Öncelikle manşetle başlayalım. Manşette az önce de ifade ettiğimiz gibi Oğuz Köse'nin mahkeme detayları paylaşılıyor. Yargıcın bir talebi oldu dedik. Başlıkta da aktarıyor yine gazete bunu. Detaylara bakalım. Serdinç Maypa'nın davasında polise Maypa'nın belge ve delillerini de soruşturun emri veren yargıç Zehra Yalkut'tan sonra Yargıç Jaledi Sarlı'da Oğuz Köse davasında polise rüşvet vereni de soruşturun emri verdi. Bir dizi rüşvet almakla suçlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Köse, 100.000 TL nakdi teminat ve 3 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşının 800.000 TL'lik kefalet senediyle teminatla serbest bırakıldı. Tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konuldu. Haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücut yapacağı da aktarıldı. Detaylar bu şekilde manşete yansıdı. Evet, ön sayfadan aktarılan bir diğer haberle devam ediyoruz. Az önce de ifade ettik. Tabipler Birliği Halk Sağlığı Çevre ve İnsan Hakları Sorumlusu Doktor Cemal Mert'in açıklamaları yer alıyor dedik. Cemal Mert, Sağlık Bakanlığı'nı denizlerin ve havuzların analizleri konusunda düzenli, şeffaf ve ayrıntılı olmaya çağırdı. Mert, bakanlığın tatmin edici adımlar atmamasının ciddi endişelere yol açtığını savundu. Bakanlık bayram öncesi yüzeki plajda su analizi yaptı ancak Doktor Cemal Mert'e göre bu analizler yüzeysel ve ayrıntı içermediği için çok şüpheli görünüyor dedi. Ve açıklamaları iç sayfadan daha detaylı bir şekilde paylaşıldı. Kıbrıs Gazetesi ile devam ediyoruz. Kıbrıs Gazetesi ise bugün manşetine mülkiyet konusuna dair bir açıklama paylaşıyor. Tanınmış avukatlardan Murat Metin Hakkı'nın açıklamaları yer aldı. Rum istihbaratı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aktif başlığıyla detaylar paylaşıldı.
Metin Hakkı Rum yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki mal mülk konusuyla ilgili tutuklama girişimlerinin perde gerisine yönelik önemli bir iddia ortaya attı diyor. İki ayrı alt başlık halinde detaylar aktarıldı. Kimin ne malı var biliyorlar. Hedefleri ekonomiyi çökertmek alt başlıklarıyla. Avukat Murat Metin Hakkı'nın bu açıklamaları paylaşıldı. Az sonra mülkiyet konusuyla dair yapılan bu açıklamanın detaylarını sizlerle paylaşacağız. Sürmanşet'e baktığımız zamansa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs Türk Ticaret Odası'na yapmış olduğu ziyaret haberi var. Bir fotoğrafla desteklenerek paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Tatar müzakere heyetiyle birlikte ticaret odasını ziyaret etti. Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler hakkında da bilgi verdiği aktarıldı. Egemenliğimiz pazarlığa açık değildir vurgusu da başlıkta yansıyor. Tatar'ın açıklamalarının detayları da hemen altında paylaşıldı. Ve sürmanşetten paylaşılan bir diğer haber görüyoruz. Eski müzakereci Ergün Olgun'un Kıbrıs konusuna dair yaptığı açıklamalar var. Federal ortaklık kurulamaz başlığıyla detaylar aktarıldı. Logonun hemen yanında ise yine Kıbrıs gazetesinin 35. kuruluş yıl dönümüne yönelik kutlama mesajlarının gelmeye devam ettiği aktarıldı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın mesajından kısa bir kesit daha ön sayfadan aktarıldı. Yine Kıbrıs gazetesinin 35. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde yapılan bir etkinliğe dikkati çekiyor, bir sergiye dikkat çekiyor. Ercan Havaalanı'nda tarihi manşetlerin yer aldığı önemli bir sergi açıldı diyor. Büyük bir fotoğrafla da ön sayfadan okurları için paylaşıyor gazete ve polisiye haberlerde spot başlık olarak yansıdı. Hemen ayrıntılarla devam edelim. Öncelikle manşete bakalım. Az önce de ifade ettiğimiz gibi son günlerde önemli gündem başlığı olan mülkiyet konusuyla ilişkili olarak tanınmış avukat Murat Metin Hakkı'nın açıklamaları yansıyor. Detaylarını aktarıyoruz. Avukat Hakkı Rum istihbaratı kuzeyde çok aktif. Kimin nerede ne mal tuttuğunu biliyorlar. Bir müvekkilim BAF'ta 180 dönüm arazisiyle ilgili davasında dediler ki müvekkilinize Türk yönetimi tarafından 1969 senesinde Kızılbaş'ta tek kat 100 metrekarelik bir ev tahsis edildi. Bunu bile buldular. İçişleri Bakanlığı ve Tapu Dairesi'nde bilgi, belge ve kayıtlara erişme olanakları var ifadelerini kullandı. Yine Rumların tutuklama girişimlerinin yüzlerce isimli olmayacağını söyleyen Hakkı, maksatları ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine psikolojik darbe vurmaktır dedi. Bu meselenin panzehrinin taşınmaz mal komisyonu olduğuna vurgu yapan Hakkı, taşınmaz mal komisyonu ne kadar çok dosya sonuçlandırırsa toprak da o kadar Türkleşir. O zaman kimse sizi sahte devlet ya da işgalci diye eleştiremez dedi. Yine avukatın yapmış olduğu açıklamalar da bu şekilde manşetten paylaşıldı. Evet, sürmanşetteyiz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs Türk Ticaret Odası'na yaptığı ziyaret haberiyle devam ediyoruz. Kıbrıs sorununa ilişkin bilgiler aktardı dedi gazete. Tatar, Rum tarafının niyetinin Türk tarafını federasyon görüşmelerine çekip Avrupa Birliği içinde sıfır asker, sıfır garanti ve serbest yerleşimle Kıbrıs Türk'ünü yok etmek, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlamak olduğunu kaydederek egemenliğimiz pazarlığa açık değildir. İki devletli çözüm ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmekten başka çaremiz yoktur diye konuştu. Detaylar iç sayfadan aktarıldı. Kıbrıs konusuna dair bir diğer açıklama ise emekli müzakereci Ergün Olgun'dan geldi. Ergün Olgun, Rum tarafı ve Yunanistan'ın Kıbrıs'ı Helenizm'in ayrılmaz bir parçası görmesi, yetki ve refah paylaşımı federalizm hedefiyle taban tabana zıttır. Bir federal ortaklığın kurulması ve yaşatılması için bağlayıcı güçlü ortak çıkarlar ve müşterek güçlü ihtiyaç Kıbrıs'ta mevcut değildir. Rum tarafı, Türk tarafını Kıbrıs'ta zül olarak görmektedir. Bu zihniyetle federal ortaklık kurulamaz ve kurulsa bile yaşatılamaz dedi. Kıbrıs konusuna dair bu vurgular da yine sürmanşetten paylaşıldı. Evet, az önce de ifade ettiğimiz gibi Kıbrıs gazetesinin 35. kuruluş yıl dönümüne yönelik mesajlar gelmeye devam ediyor dedi Kıbrıs gazetesi. CTP Genel Başkanı Erhürman mesajında nice yıllar dilediği ifade özgürlüğüyle dolu nice yıllara ifadesi de başlık olarak aktarıldı. Yine Kıbrıs gazetesinin 35. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde sergi düzenlendi. Ercan Havaalanı'ndaki sergiye işaret ediyor. Bir fotoğrafla desteklendi. Tarihe yolculuk başlığıyla
detaylar paylaşıldı. Serginin ayrıntılarını sizlerle paylaşalım. Kıbrıs Türk'ünün siyasi, toplumsal, kültürel ve sportif her alanında son 35 yıla damga vuran olaylarını yansıtan Kıbrıs gazetesinin en dikkat çeken 33 manşetinin bulunduğu Kıbrıs Manşetleri sergisi Ercan Havaalanı'nda açıldı. Sergi yolcular tarafından büyük ilgi gördü. Yolcular deyim yerinde ise tarihe bir yolculuk yaptı diyerek serginin Kıbrıs Türk'ünün son 35 yılki tarihine ışık tuttuğunu da ifade ediyor. Az önce de ifade ettiğimiz gibi bir fotoğrafla bu haber desteklendi ve polisiye haberlerle devam edelim. Eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse'nin mahkeme detayları paylaşılıyor. Spot başlık halinde kısaca aktarıldı. Rüşvet aldığı ve görevini kötüye kullandığı iddia edilen Oğuz Köse'yi teminata bağlayan Yargıç Jale Ergüden bir hususa daha karar verdi. Polis rüşvet verenleri de soruştursun talebinde bulundu. Bir diğer polisiye haber ise birçok gazetenin ön sayfasından aktarılan bir haber. Nijeryalı Uçe bir kişiye bıçak ve satırla saldırıp darp etti. Olaya müdahale eden polisin kolunu kırdı. Bindirildiği polis aracına ise zarar verdiği aktarıldı. Ve öne yansıtılan son haberdeyiz. Lenfoma kanseriyle mücadele eden Mehmet Dursun'un 900 bin euro tutarındaki tedaviye ihtiyacı var. Dursun için yaşam destekçileri kampanyası başlatıldı. Bir bağışta sen de yaşam kurtar notuyla bu bağış kampanyasının detaylarını iç sayfadan paylaşıyor Kıbrıs gazetesi. Ve Yeni Düzen gazetesiyle devam ediyoruz. Bu haftanın en önemli gündem başlıklarından olan eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse'nin rüşvet iddiasıyla tutuklanması haberiydi. Rüşvet verenler de soruşturulacak başlığıyla dünkü mahkemesine dair detayları aktarıyor gazete. Rüşvet iddiasıyla tutuklanan Çalışma Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse 100 bin TL teminatla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yargıç Jale Ergüden Köse'ye rüşvet verdiği iddia edilen kişilerle ilgili de soruşturma başlatılması emri verildi. Yine bu haber önemli bir gündem başlığı bugün. Birçok gazetenin ön sayfadan paylaşmış olduğu, kimi gazetelerin de manşet olarak aktarmış olduğu bu haberin detaylarını Yeni Düzen'de aktarıyor. Sür manşete baktığımız zaman ise Gazeteciler Birliği'nin medya başarı ve teşvik ödüllerinde Yeni Düzen muhabirleri Tünay Mertekçi ve Serap Şahin'in de ödüllerini aldığı yansıtılıyor. Hemen yanındaysa CHP lideri Tufan Erhürman'ın bir ifadesi spot olarak aktarıldı ve bir özel haber daha ön sayfadan paylaşılıyor. Çevre örgütleri deniz suyu kalitesine ilişkin analiz sonuçlarına inanmıyor, şeffaflık talep ediyor denilerek bazı açıklamalar ön sayfada yer alıyor bu konuyla ilgili. Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, Biyologlar Derneği Başkanı Hatice Benan, Yeşil Barış Hareketi Başkanı Ferihat Tel, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Halk Sağlığı Çevre ve İnsan Hakları Sorumlusu Doktor Cemal Mert, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun bu konuyla ilişkili açıklamaları da kısaca ifadeleriyle ön sayfadan paylaşıldı. Hemen ayrıntılarla devam edelim. Öncelikle manşet diyoruz. Rüşvet iddiasıyla tutuklanan Çalışma Bakanlığı eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse 100 bin TL teminatla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı diyor. Mahkeme neticesini bu şekilde aktarıyor. Detaylarında Köse'nin aldığı iddialar rüşvetler başlığıyla maddeler halinde paylaşıldı. 440 portakal kesim işçisinin çalışma izni işlemlerini hızlandırarak 50 bin sterlin aldı. İş sağlığı ve güvenliğine aykırı şekilde çalışan inşaatta kesilen 40 asgari ücret cezayı 1'e indirdi. İndirimli ev aldı. İş takibi yaptığı kişilere alkol ve pro modelleri fotoğrafları gönderiyordu. Evinden 168 bin TL değerinde alkollü içecek ve 150 bin TL değerinde pro çıktı. 1000 işçinin işlemlerini hızlandırmak için bir inşaat şirketinden 1850 dolarlık bilgisayar aldı. 25 bin dolara yaptırılan iş için 31 650 dolarlık fatura kestirdiği bilgileri de yine paylaşılıyor. Yine yargıcın talebini yineleyelim. Yargıç Jale Ergüden Köse'ye ise rüşvet verdiği iddia edilen kişilerle ilgili de soruşturma başlatılmasına emir verdiği de vurgulanıyor. Evet, CHP lideri Tufan Erhürman'ın ifadesi paylaşılıyor dedik spot başlığında. Devlet devlet diye ortada gezenler ne yargıya ne de anayasaya sahip çıkıyor ifadesini kullandı. Ve
bazı eleştirilerde bulunduğu açıklaması iç sayfadan detaylı olarak aktarıldı. Ve özel haberle devam ediyoruz. Birçok kişinin açıklamaları var. Bazı örgütlerden açıklamalar geldi dedik. Çevre örgütleri deniz suyu kalitesine ilişkin analiz sonuçlarına inanmıyor. Şeffaflık talep ediyorlar. Gerçek sonuçlar örtbas ediliyor ifadesi de başlığında yansıdı. Detayları aktarıyoruz. Her yıl Haziran ayında açıklanan deniz suyu kalitesine ilişkin analiz sonuçları bu yıl gecikmeli ve eksik açıklandı. Çevre platformları açıklanan sonuçların gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Analiz süreçlerine geçmişten farklı olarak sivil toplum örgütlerinin dahil edilmediğini belirten örgütler, turizm için gerçek sonuçlar örtbas ediliyor yorumunu yaptı. Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir'in ifadesine yorumuna bakalım. Resmi açıklama yapma yetkiniz yok diyerek analiz sonuçlarımızı açıklamamızı engellediler dedi. Biyologlar Derneği Başkanı Hatice Benansa uygun veya temiz gibi yapılan açıklamalara bu halkın artık itimadı yoktur ifadesini kullandı. Yeşil Barış Hareketi Başkanı Ferihat Tel, Lefkoşa'da denizler temiz, tahlil süreçlerine paydaş olarak katılımımız kabul edilmedi dedi. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Halk Sağlığı, Çevre ve İnsan Hakları Sorumlusu Doktor Cemal Mert ise sonuçlar ayrıntılı, güvenli ve şeffaf değil ifadesini kullanıyor. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atıoğlu ise analiz sonuçları çıktıkça açıklıyoruz, sadece bir adet laboratuvar var dedi ve bu ifadesi de öne çıkıyor diğer ifadeler gibi. Ve Yeni Düzen gazetesini de böylelikle tamamladık. Diyalog gazetesiyle devam edelim. Bir polisiye olayı bugün manşetten paylaşıyor Diyalog gazetesi. Lefkoşa'da bir apartmana giren Nijeryalı Uçe bir elinde bıçak, diğerinde satırla saldırdığı adamı yaraladı. Olay yerine giden polisi de darp etti. Aktarıldı. Gözü döndü başlığıyla olay detaylı olarak iki ayrı alt başlık halinde yansıyor. Çatıya çıkıp uyuyacağını söyledi. Apartman sakinleri büyük korku yaşadı. Detaylarını az sonra sizlerle paylaşacağız. Spot haberlere bir göz atalım. Bir polisiye haber daha paylaşılıyor. Yine Çalışma Bakanlığı Eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse'nin mahkeme detayı paylaşıldı. Diğer gazetelerde olduğu gibi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'na dair bir haber var ve Güney Kıbrıs'la ilişkili bir spot haber daha ön sayfadan aktarılıyor. Ayrıntılarla devam edelim. Manşetle başlayalım. Polisiye olayı detaylı olarak aktaralım sizlere. Elinde valiz, bıçak ve satırla Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesindeki bir apartmana giren Nijeryalı Uçe Michel çatıya çıkıp geceyi orada geçirmek istedi. Zanlı merdiven boşluğunda olduğu esnada apartmanda yaşayan K.V. ile karşılaştı. Dairesinden çıktığı esnada zanlıyı gören K.V. ne aradığını sordu. Cevap alamayınca apartmandan gitmesini istedi. Uyarı sonrasında bıçak ve satırla apartman sakininin üzerine yürüyen saldırgan bacağına vurdu, yaralanmasına yol açtı. İhbar üzerine olay yerine giden polislerin üzerine de saldıran Nijeryalı Uçe, görevlilerden birinin kolunun kırılmasına neden oldu. Saldırgan bununla da kalmayıp bindirildiği polis aracına şiddetli vuruşlarla zarar verdi. Büyük korku yaşayan apartman sakinleri bu tür yabancılara yönelik deport işlemlerinin hızlandırılmasını da talep etti. Ve bir fotoğrafla bu habere yer veriyor gazete. Hemen altında bir diğer polisiye olay yansıyor. Sokak ortasında idrar yapan Kongolu sapık kendisine uyaran bölge sakinlerine cinsel organını gösterdi. Suça suç ekledi başlığıyla bu polisiye olaya da dikkati çekiyor bugün Diyalog gazetesi. Ve geçiyoruz Oğuz Köse'nin davasına dair habere. Bakalım Diyalog gazetesi nasıl yansıtıyor bu haberi. Çalışma Bakanlığı Eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse teminatla serbest kalırken ona rüşvet verenlerin de sorgulanmasını istedi. Mahkeme emri başlığıyla da yansıyor bu haber. Ve spot haberlerdeyiz. Rum Ticaret Odası'nın onursal başkanı Yeşil Hat Tüzüğü yerine iki taraf arasında serbest ticaret önerdi. Açılsın kapılar başlığıyla bu öneriyi ve yine Rum Ticaret Odası'nın onursal başkanının açıklamalarını iç sayfadan detaylı olarak yansıtıyor. Ve öne yansıtılan bir diğer haberdeyiz, son haberdeyiz. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ticaretin güneye kaymakta olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi. Geçişlerin arttığı noktasına da vurgu yapıyor Diyalog gazetesi. Halkın Sesi gazetesiyle devam edelim.
Halkın Sesi gazetesi ise bugün manşetine ibre tersine döndü diyerek Kuzey Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs arasındaki kara kapılarındaki yoğunluğa dikkati çekiyor. Konuyla ilişkili Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından yapılan açıklama detaylarda paylaşıldı. Bazı oranlar da yine paylaşılıyor. Sürmanşet ise yine polisiye olayları ön sayfadan aktardı. Ülke ne hale geldi? Öğrenciye bakın, sokak ortasında rezalet başlıklarıyla öğrencilerle ilişkili yaşanan polisiye olaya da dikkati bu şekilde çekiyor. Hemen ayrıntılarla devam edelim. Öncelikle manşete bakalım. Kuzey Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs arasındaki kara kapılarındaki geçişler her geçen gün yoğunlaşıyor. Bu yılın ilk 5 ayında kuzey ile güney arasında kara kapılarından yapılan geçişler toplam 3 milyona ulaştı. Rakamlara göre kara kapılarından Kuzey Kıbrıs'a günde 20 bin giriş yapıldığı ortaya çıktı. Euro'nun yükselişi ve hayat pahalılığının zirve yapmasına rağmen Kıbrıslı Türklerin güneye geçiş sayısında artış yaşandı. 2023'ün ilk 5 ayında 982 bin olan Kıbrıslı Türklerin güneye geçiş sayısı bu yıl %13,4 artarak 1 milyon 113 bine çıktı. Rakamlar ticaretin güneye kaydığını net bir şekilde ortaya çıkardı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Rumların kuzeyden alışverişlerinde ciddi düşüş olduğunu vurguladı ve rekabet gücünü koruyacak tedbirler alması konusunda hükümete de çağrıda bulundu. Ve daha detaylı olarak iç sayfadan oranlar yine paylaşılıyor. Sürmanşette iki ayrı polisiye olay var dedik. Detaylarını aktaralım. Yine bir diğer gazetelerde sizlerle paylaştık. Bakalım Halkın Sesi gazetesi bu haberlere nasıl yer verdi? Ülkede öğrenci olarak bulunan Nijeryalı Uche, apartmanda ne iş olduğunu soran apartman sakininin kapısını tekmeledi. Yanındaki bıçak ve satırla apartman sakinini ciddi şekilde darp etti. Hıncını alamayan ve olay yerine gelen polisi ittirip polisin kolunun kırılmasına neden olan Nijeryalı, bindirildiği polis aracını tekmeleyip hasar verdi. Zanlı çıkarıldığı mahkemede cezaevine gönderildi. Bir diğer polisiye olaysa yine Lefkoşa'da mide bulandıran bir olay yaşandı denilerek vurgu yapılarak paylaşıldı. Afrika uyruklu Sam Sote güpegündüz bir apartmanın önünde idrarını yaptığı esnada onu gören kadına doğru dönerek tacize bulundu. Tutuklanan zanlının 924 gündür Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kaçak yaşadığı da ortaya çıktı denildi. Sokak ortasında rezalet alt başlığına yer verdi ve bu iki polisiye haberi ise ülke ne hale geldi isyanıyla paylaşıyor Halkın Sesi gazetesi. Ve Özgür Gazete ile devam ediyoruz. Özgür Gazete ise bugün manşetine Türkiye'nin fenomen çifti olarak tanınan ve dudak uçuklatan servetleriyle dikkat çeken Dilan Polat ve Engin Polat'ın 75 sayfalık iddianamesinden de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yasa dışı sanal bahis çıktığı aktarıldı. Yine bir polisiye olay, bu olayın detayları paylaşılıyor. Polatların iddianamesinden de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yasa dışı bahis siteleri çıktı başlığıyla aktarıyor ve bir ifade görüyoruz. Veysel Şahin'in sitelerinin paralarını akladıkları iddia edildi. Hemen detaylara bakalım. 4 ayrı alt başlık halinde detaylar aktarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sanal bahis, paravan şirketler, Jasmine Bet'in müdürü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti giriş yok, çıkış var alt başlıklarıyla olay kapsamlı şekilde paylaşılıyor. Kıbrıs'ın kuzeyinde de güzellik salonları olan Türkiye'de 8 aydır tutuklu bulunan fenomen çift Dilan Engin Polat çifti için hazırlanan iddianame tamamlandı ve mahkemeye sunuldu. İddianamedeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve sanal bahis detayı ise dikkat çekti. 75 sayfalık iddianamede örgütün bir numarasının Engin Polat olduğu, kara para aklamak için soğuk cüzdan kullandığı, 250 milyon lira kara parayı güzellik merkezleri ve paravan şirketler üzerinden akladıkları ifadeleri yer buldu. İddianamede Engin Polat'ın liderliğini Veysel Şahin ve Derkan Başer'in yaptığı yasa dışı bahis örgütleriyle irtibatının tanık beyanları ve delillerle ortaya çıktı. Polat'ın Jasmine Bet isimli bahis sitesinin müdürü olduğu da yer aldı. Ayrıca sanal bahis oynayan kişinin kredi kartından ödeme yapmak istemesi halinde paranın Engin Polat'ın paravan şirketlerinin post hesaplarına gittiği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girişinin olmadığı ancak çıkışı olduğu iddiaları da yer buldu
Bu olay büyük bir fotoğraf karesiyle aktarılıyor. Ve Güneş Gazetesi ile devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs Türk Ticaret Odası'na gerçekleştirdiği ziyarete dair detaylar paylaşıldı bugün Güneş Gazetesi'nin manşetinde. Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı müzakere heyetiyle birlikte Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler hakkında da bilgi verdiği yansıdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmekten başka çaremiz yok başlığıyla bu ifadeyi öne çıkarıyor. İki ayrı alt başlık kullanıldığı egemenliğimiz pazarlığa açık değil. Büyük bir adaletsizlik var. Alt başlıklarıyla değindiği konular bu şekilde özetlendi. Az sonra detayları paylaşacağız. Ve sürmanşetteyiz. İki ayrı haber paylaşıldı. Sağlık Bakanı Doktor Hakan Dinçüre'nin Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu'yla Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu heyetlerini kabul ettiği bir fotoğrafla aktarıldı. Sağlığa yapılacak her yatırım değerlidir ifadesi de öne çıkıyor. Bir diğer haber ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü etkinliklerine dair bir haber paylaşıldı. Darbe şehitleri anılacak başlığıyla 15 Temmuz'u unutmadık vurgusu da yapıldı. Ve logonun hemen yanında ise 50. yılı özel para basılacak. Barış Harekatı'nın 50. yılına özel anı pulu ve madeni para basımı yapılacak. Ayrıca 50 gemiyle denize geçiş töreni de düzenleneceği de yansıyor. Bu bilgi de spot halinde paylaşıldı. Hemen manşetin detaylarıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs Türk Ticaret Odası'na gerçekleştirdiği ziyarete dair detayları aktaralım ve yapmış olduğu açıklamaları sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanı Tatar ziyarette yaptığı konuşmada ülkenin gelişmesine, kalkınmasına ve ekonomisine Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın büyük katkısı bulunduğunu belirterek istişare edip birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Tatar ziyarette ayrıca müzakerelere başlamak için ortak zemin arayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Maria Angela Hogan Cuellar'la yapılan görüşmelerinden de bahsetti. Kıbrıs Türk tarafını Rum tarafının azınlık olarak gördüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, "Egemenliğimiz pazarlığa açık değildir. 1960 yılında kurulan devletin eşit kurucusu ortağıyız. Egemenliğimiz özden gelen haklarımızdan gelir. Müzakerelere başlamak için tanınmayı şart koşmuyoruz. Egemenliğimizin teyit edilmesini istiyoruz. Rum tarafı müzakerelere başlamak istiyorsa egemenliğimizi teyit etsin," dedi. Rum tarafının son zamanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yatırım yapan yabancılara yönelik tutumlarını da eleştiren Tatar, "Uluslararası hukukun içinde yer alan taşınmaz mal komisyonunu bypass ederek tutuklama yoluna gidiliyor. Taşınmaz mal komisyonunda takas, iade ve tazminatla bu iş çözülebilir. Böyle bir ortamda ortak zemin nasıl bulunacak? Büyük bir adaletsizlik vardır," dedi. Rum tarafının taşınmaz mal komisyonunun etkinliğini yok etmek için çalışmalar yaptığını ifade eden Tatar, "Hükümetin 2021 yılına kadar sonuçlanan dosyalar için 68 milyon sterlin ödeme yapılması için adım attığını vurguladı. İki devletli çözüm ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmekten başka çaremiz yoktur," diyen Tatar, Rum tarafının niyetinin Rum tarafını federasyon görüşmeleri içine çekip tek taraflı üye oldukları Avrupa Birliği içinde sıfır asker, sıfır garanti ve serbest yerleşimle Kıbrıs Türk'ünü yok edip Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlamak olduğunu da kaydetti. Ve görüşmeye dair bir fotoğraf karesiyle bu ayrıntılar bugün manşetten yansıdı. Sürmanşette devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Doktor Hakan Dinçüre'nin açıklamaları var. Yine Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu ile Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu heyetlerini kabul ettiğini sizlerle paylaştık. Detaylarını aktaralım. Dinçüre ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getirerek anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti et ve tırnak gibidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugünlere gelmesinde Türkiye'nin tarihsel olarak her anlamdaki destekleri büyük rol oynamıştır. Ülkemize yapılabilecek her türlü işbirliği, sağlık alanındaki yatırımlar, sağlık turizmi ve akademik alanda yapılacak çalışmalar bizim için büyük önem taşımaktadır. Bilime ve sağlığa yapılacak her yatırım bizim için değerlidir," şeklinde konuştu.
Detaylar iç sayfadan aktarılıyor ve geçiyoruz bir diğer habere. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü etkinliklerine dair haber paylaşıldı. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit düşenler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de anılacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü çerçevesinde etkinlikler düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü etkinlikleri kapsamında bugün 12'de Hala Sultan Camii'nde 15 Temmuz Şehitlerini Yad programı düzenleyecek. Büyükelçilik 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Pazartesi günü 09'da Boğaz Şehitliği'nde anma töreni düzenleyecek. Aynı gün Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu ile saat 11.30'da BRT'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü çerçevesinde özel yayın gerçekleştirileceği bilgisi de yine paylaşılıyor. Evet, logonun yanındayız. Son haberdeyiz. 50. yıla özel para basılacak deniliyor. Barış Harekatı'nın 50. yılına özel anı pulu ve madeni para basımı yapılacak. Ayrıca 50 gemiyle denizde geçit töreni de düzenlenecek bilgisi paylaşılıyor Güneş Gazetesi'nin bugünkü ön sayfasında. Ve Vatan Gazetesi ile devam ediyoruz. Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından yapılan bir açıklama var. Alışverişin Güney Kıbrıs'a kaymasından Ticaret Odası endişeli başlığı kullanıldı. Bir ifadeye dikkati çekiyor gazete. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ticaretin Güney Kıbrıs'a kaymaması için hükümet tedbir almalı dedi. Detayları aktaracağız az sonra. Sürmanşete baktığımızda ülke sorunlarına ilişkin CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın yaptığı açıklamalar yer aldı. Logonun hemen yanındaysa yine eski özel kalem müdürü Oğuz Köse'nin mahkeme detayları paylaşılıyor. Ve spot haberler görüyoruz. Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından yapılan açıklama var. Narenciye kasası üreticilerinin elinde 1 milyon 270 bin kasa kaldı ifadesi dikkati çekiyor. Bir polisiye haber ve yine 11 Temmuz basın günü mesajları da ön sayfadan aktarılıyor. Hemen ayrıntılarla devam ediyoruz. Manşetle başlayalım. Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamayı sizlerle paylaşalım. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ticaretin Güney Kıbrıs'a kaydığı yönünde uyarılarda bulunarak rekabet gücünü koruyacak tedbirler alması konusunda hükümete çağrı yaptı. Güney Kıbrıs'tan gelen talebin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin en önemli kaynaklarından biri olduğuna dikkat çeken Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 2024 yılının ilk 5 ayındaki verilere göre Güney Kıbrıs'tan kuzeye geçişlerin geçen yılki seviyesini korumasına rağmen alışverişte ciddi bir düşüş olduğuna da işaret ediyor. Kıbrıs Türk Ticaret Odası buna karşılık 2023 yılının ilk 5 ayında 982 bin olan Kıbrıslı Türklerin güneye geçiş sayısının %13,4 oranında artarak 1 milyon 113 bine yükseldiğini, rakamların ticaret güneye kaydığını net bir şekilde gösterdiğini vurguluyor. Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada ise son günlerde gerek esnaf gerekse daha büyük ölçekte iş yapmaya çalışan iş insanlarının Güney Kıbrıs çarşısıyla olan rekabette geri kaldığı ve bu gidişin durdurulamaması halinde ticaretin büyük ölçüde güneye kayacağı uyarısında da bulundu. Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamalarda bu şekilde ve uyarılarda yine detaylarda bu şekilde paylaşıldı. Ve sürmanşetle devam ediyoruz. Sürmanşete baktığımız zamansa ülke sorunlarına ilişkin CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın ifadeleri var dedik. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Erhürman, ülkede yaşanan sorunların bir zihniyetin sonucu olduğunu kaydederek bu zihniyetten bir an önce kurtulmak gerektiğini ifade etti. Erhürman, bu memleketi bu hale getiren kişiler değil, zihniyettir. Yaşananlar bir zihniyetin ürünleridir. Bataklığı kurutmadıkça sinekler uçacak. Mesele bataklığı kurtarmak, bunları üreten zihniyetle mücadele etmektir dedi. Bilgiye dayanmayan ve mantık üzerinden konuşmayan bir zihniyetle karşı karşıya olunduğunu savunan Erhürman, söz konusu zihniyetten bir an önce kurtulmak gerekir ifadesini kullandı.
Ve logonun hemen yanındayız. Rüşvet alan özel kalem müdürü Oğuz Köse teminatla serbest bırakıldı denildi. Mahkeme detayları paylaşılıyor. Rüşvet aldığı ve görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle tutuklanan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı özel kalem müdürü Oğuz Köse dün teminat talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Huzurundaki şehadeti değerlendiren Yargıç Cale Ergüden, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 100 bin TL nakdi teminat yatırmasına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı 3 kişinin 800'er bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Evet, spot haberlerle devam edelim. Bir polisiye haber var. Lefkoşa'da satırlı saldırı. Lefkoşa'da dün 17 sıralarında bir apartmanda yaşanan olayda UMM kendisine apartmanı terk etmesini söylediği gerekçesiyle apartman sakini BK'nın kapısını tekmeleyerek rahatsızlık yarattı. Ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamayla devam ediyoruz. Bu yıl narenciye ihracatı yapılamaması nedeniyle narenciye kasası üreticilerinin elinde 1 milyon 270 bin adet kasa kaldığını vurguladı. Sanayi Odası diğer yandansa gümrüksüz şekilde kasa ithalatının sürdüğüne dikkati çekti ve buna son verilmesini talep etti. Ve son olarak 11 Temmuz basın günü nedeniyle yayınlanan, paylaşılan mesajlar aktarıldı. Onları sizlerle paylaşalım. Cumhuriyetçi Türk Partisi basın günü dolayısıyla yayınladığı mesajda ifade ve basın özgürlüğünün önemine vurgu yaparak özgür ve demokratik bir ortam yaratılması için tüm toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğini kaydetti. Kıbrıs Türk Barolar Birliği'nden yayınlanan 11 Temmuz basın günü mesajında basın özgürlüğünün, demokrasinin gelişmesi ve toplumda yerleşmesi için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ise 11 Temmuz basın günü dolayısıyla yayınladığı mesajda basın özgürlüğünün, demokrasinin, sağlıklı bir toplumun en temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Ve bu mesajlar da yine Vatan Gazetesi'nin ön sayfasından aktarılıyor. Ve son gazete Yeni Bakış Gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Bakış Gazetesi ise bugün manşetine Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Feriha Tel'in açıklamalarına yer veriyor. Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'nın deniz suyu analiz sonuçlarını tümü temiz olarak açıklamasını eleştirerek bilimsel verisiz Excel üzerinden analiz sonucu yayınladılar ifadesini kullandı. Verisiz sonuçlara güvenmiyoruz. Öne çıkan bir diğer ifade oldu. Sürmanşete baktığımız zamansa yine mülkiyet konusuyla ilişkili bir haber görüyoruz. Yapsatçılar Türk arazilerine yoğunlaştı başlığıyla detaylar aktarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nden geçen yasanın ardından yabancıların sadece bir taşınmaz mal alma hakkına sahip olmaları inşaat sektörüne ciddi şekilde darbe vurdu diyerek emlakla ilgili geçen bir yasaya yönelik eleştirilerde yine detaylarda yer alıyor. Hemen ayrıntılarla devam edelim. Öncelikle manşetle başlayalım. Manşete baktığımız zamansa az önce de ifade ettiğimiz gibi Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Feriha Tel'in açıklamaları yer alıyor. Feriha Tel, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'nın deniz suyu analiz sonuçlarını değil de Word Excel programında hazırlanmış, yaptık hepsi uygundur şeklinde bir belge yayınladığını belirterek bu sonuçların hiçbir şekilde bilimsel bir veriyi içermediğini kaydetti. Feriha Tel, özellikle altyapısız yerlerde kanalizasyonun yeterli denetim yapılmadığı yerlerde denize aktığını gözlemlediklerini ifade ederek bu bölgelerde hiçbir sorun yoktur denilen açıklamaları kabul etmediklerini söyledi. Bu konuda bakanlığın zafiyet yaşadığını bildiğini belirten Tel, ilgili bakanlık herhangi bir kirlilik açıklaması durumunda oraya ceza yazmak durumundadır. O yerdeki ekonominin zarar görmesi de söz konusu olacağından bunu yapmak istemiyorlar. Oysa ki halk sağlığı önemli olmalıdır. Buraları işleten kişilerin ekonomik olarak kazançları öncelikli olmamalıdır. Önemli olan halk sağlığını korumak için kirli yerleri tespit ederek buralarda önlem alınmasını sağlamaktır diye konuştu.
TEL, çevre platformu yetkililerinin sürece dahil edilerek analiz sonuçlarının yapılması gerektiğini ifade ederek, numunenin alınarak laboratuvara ulaştırılması kısmına kadar süreci takip etmek istediklerini belirtti. TEL ancak kendilerinin dahil olduğu bir süreçte çıkan sonuca güven duyacaklarını söyleyerek halkın da beklentisinin bu yönde olduğunu da belirtiyor ve Yeni Bakış manşetten bu açıklamaları bir fotoğraf karesiyle paylaşıyor. Sür manşetteyiz. Yine emlakla ilişkili geçen bir yasayla ilgili eleştiriler yer alıyor dedik. Yapsatçılar Türk arazilerine yoğunlaştı başlığıyla aktarılıyor dedik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nden geçen yasanın ardından yabancıların sadece bir taşınmaz mal alma hakkına sahip olmaları inşaat sektörüne ciddi şekilde darbe vurdu. Kısa süre sonra Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yapılan tutuklamalarla birlikte hem yerli hem de yabancı yapsatçılar Türk arazilere yoğunlaşmaya başladı. Yabancılar satış sözleşmesiyle aldıkları Rum malı olan taşınmazların satış sözleşmelerinin kaporalarının yanmasına rağmen iptal etmeye başlaması sektörü ciddi bir kaygıya soktu. Yabancılar Rum mallarından uzak durmaya başlamasının ardından piyasada Rum arazilerin üzerine yapılan evler ve daireler her gün fiyat kaybına uğramaya başladı. İskele bölgesinde satılık olan binlerce dairenin her gün fiyatı düşüyor. Bilgisi de bugün Yeni Bakış'ın sür manşetinden paylaşılıyor. Evet, Yeni Bakış gazetesi ülkemiz basınındaki son gazeteydi. Böylelikle ülkemiz basınını tamamladık. Şimdi ise sabah haberi Türkiye basınındaki son gelişmelerle devam ediyoruz. Evet, Türkiye basınındaki son gelişmeleri aktarıyoruz demiştik. Sabah gazetesi bugün Türkiye basınındaki ilk gazete olacak. Manşetine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yer veriyor. Bölgemizde savaş riski var başlığıyla detaylar paylaşıldı. Başkan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nden dünyayı uyardı. İsrail'in çatışmaları bölgeye yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin savaş riskiyle karşı karşıya kalacak ifadesini kullandı. Bu ifadeyi öne çıkarıyor Sabah gazetesi. Filistin'de uluslararası hukuku ihlal eden İsrail'in saldırıları durdurmasını ve Gazze'den çekilmesini istiyoruz. NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihmali kuşkusuz endişe vericidir. Bu konuda duruşumuz barıştan yanadır. Yine terörle mücadele konusunda ise ABD ve bazı müttefiklerimizin terör örgütleri PKK, YPG ve FETÖ'ye verdiği destek NATO'nun ilkeleriyle bağdaşmamaktadır dedi. Ve yine bölgeyle ilişkili olarak bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu tam bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir ifadelerini kullandı. NATO zirvesine dair diğer detaylar iç sayfadan aktarılırken ön sayfadansa fotoğraflar yansıtılıyor. Bir fotoğrafın hemen altında bir not görüyoruz. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ABD Başkanı Biden'ın verdiği yemeğe katıldı ve bu yemeğe dair fotoğrafta yine ön sayfadan aktarılıyor. Evet, ön sayfadan aktarılan bir diğer haberle devam ediyoruz. Dün Srebrenica, bugün Gazze başlığıyla aktarılan bir haber. 29 yıl önce Avrupa'nın göbeğinde katledilen 8 bin Boşnak anıldı. İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik katliamı sürerken dün Srebrenica soykırımının yıl dönümüydü. Batılı güçler Sırpların 1995'teki katliamını da izlemekle yetinmişti. Bu yıl kimlikleri tespit edilen 14 Müslüman kurban daha toprağa verildi denilerek fotoğrafta yine ön sayfadan paylaşıldı. Ve Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi ise bugün manşetine iş insanlarına umut dağıtan Şimşek, Cumhuriyet değerleri ve iktidarın hataları anımsatıldı. Yoksullaştırıldık başlığı kullanılıyor. Yine konuyla ilişkili açıklamalar var. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın açıklaması yer alıyor. TÜSİAD'a konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon konusunda en zorunu geride bıraktık, program çalışıyor, başaracağız diyerek ekonomide pembe tablo çizdi. Yine Orhan Turan ise hatalı politikalarla son 10 yılın kaybedildiğini belirterek fakirleştik, oysa çok farklı olabilirdi ifadesini kullandı. Cumhuriyet değerlerine, hukukun üstünlüğüne ve bilimsel eğitime vurgu yapan Turan,
okullardaki yeni müfredata yönelik eleştirilerin giderilmesini istedi ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras da göçmen politikasını eleştirerek demografik avantajımızı kaybediyoruz uyarısında da bulunuyor. Yine bu açıklamalar da ön sayfadan bu şekilde paylaşılıyor. Öne yansıtılan bir diğer haberle devam edelim. Bürokrata göre kadının soyadı özgürlüğü Türk kültürüne uygun değilmiş, müdür buyurdu başlığıyla eleştiriyor bu durumu. İktidar kadına soyadı kısıtlaması getiren maddenin aile bütünlüğünü korumak için 9. yargı paketine eklendiğini ifade etti. Bürokrat soyadı hakkına alışılmış değil diyerek itiraz etti. Muhalefet, aileyi soyadı üzerinden mi koruyacaksınız diye sordu ve bu teklif cinayetlere yeni zemin hazırlar denildi. Ve bu durum bu şekilde eleştiriliyor ve gazete ön sayfadan kısaca paylaşıyor. Detaylar ise iç sayfadan aktarıldı. Milliyet Gazetesi ile devam edelim. Milliyet Gazetesi ise bugün yine NATO zirvesine dair detayları paylaştı. NATO'daki müttefiklere uyarı başlığı ile bir fotoğraf yansıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sırasında ABD Başkanı Biden'la sohbet ettiği de fotoğraftan yansıtıldı. Terörle çarpık ilişki olamaz başlığıyla detayları paylaşıyor gazete. NATO Liderler Zirvesi sonunda basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörizmin ittifakın tespit ettiği iki temel tehditten biri olduğunu söyledi. Bazı müttefiklerin terör örgütünün uzantısı PYD-YPG ile kurdukları çarpık ilişki kabul edilemez dedi. Gazze'deki katliama dikkat çeken Erdoğan, İsrail yönetiminin NATO ile ortaklığını sürdürmesi de mümkün değildir ifadesini kullandı. Erdoğan'ın bu değerlendirmeleri de bu şekilde yansıtıldı. Ve öne çıkan bir diğer haberle devam edelim. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bazı ifadeleri yer alıyor. Yine bunun dışında Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Hatipoğlu'nun da açıklamaları var. Kamuda çift maaşa rötuş başlığıyla yer alıyor bu açıklamalar. Tasarruf tedbirleri kanun teklifiyle kamuda çift maaş alanlara yönelik üst sınır getirileceği paylaşıldı. Kamuda tasarruf düzenlemelerini içeren teklif plan bütçe komisyonunda kabul edildi. Teklifle ilgili bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Hatipoğlu, kamuda maaş sınırlamasıyla gelirlere üst sınır getirileceğini ve aşan kısmın bütçeye gelir kaydedileceğini belirterek bir emanet hesabına yatırılacak, birden fazla aldığını bildirmezse tespit etmek zor olabilir. Hatipoğlu, tasarruf tedbirlerinin taşıt kanununun tamamını kapsadığını, makam araçları dahil ihtiyaç fazlası gözüken tüm araçların gözden geçirileceğini söyledi. Maliye Bakanlığı'nda tasarruf tedbirleri izleme sistemi adlı bir sistem kurduklarını ifade eden Hatipoğlu, benzer bir sistemin kamu taşıtlarına ilişkin filo yönetiminde ise kurulacağını da ifade ediyor. Yine TÜSİAD Yüksek İstişare Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, en zoru geride kaldı. Enflasyon gelecek ay %60 civarına inecek. Yıl sonunda enflasyonda %42'ye kadar toleransımız var şeklinde konuştu. Enflasyona dair Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu bu açıklamalarda paylaşılıyor. Ve Akşam Gazetesi ile devam edelim. Akşam Gazetesi yine NATO zirvesine dair detayları büyük bir fotoğrafla paylaştı. Öncelikle fotoğraftaki notu sizlerle paylaşalım detayları aktarmadan önce. Başkan Erdoğan zirvede NATO-Ukrayna Konseyi oturumu öncesi Zelenski, Stoltenberg ve Steiner ile sohbet ettiği paylaşılıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Steiner'in de fotoğrafları, Erdoğan'la birlikte çekilen fotoğrafları yansıdı. İsrail savaşa sürüklüyor başlığıyla detaylar paylaşıldı. Başkan Erdoğan Washington'dan İsrail saldırganlığının durdurulması çağrısını yineledi. Aksi takdirde bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacaktır ifadesini kullandı. Newsweek'e konuşan Erdoğan, İsrail sistematik bir devlet terörü uyguluyor, uluslararası hukuku ihlal ediyor. Acil ateşkes çağrısı yapan Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi kararını umursamadılar bile. İsrail'e kim ne tür bir yaptırım uygulayacak? Bu soruya kimse cevap veremiyor dedi. NATO'da olmamız Çin-Rusya ile ilişkimizi engellemiyor diyen Erdoğan, müttefiklerin terörle mücadeledeki tavrına ise tepki gösterdi. Terör örgütlerine verilen destek kabul edilemez. Bölgemizde bir terör devleti kurulması hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir dedi. Erdoğan'ın açıklamaları da bu şekilde yansıtıldı. Yine bir fotoğraf daha yansıyor bu zirveyle ilişkili.
Beyaz Saray'da akşam yemeği notuyla paylaşıldı. Yine Başkan Erdoğan ve eşi Emine Hanım, ABD Başkanı Biden'ın ev sahipliğini yaptığı resmi akşam yemeğine katıldı diyor fotoğrafın hemen yanındaki notta. Ve Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Bugünün en önemli gündem başlığı olan NATO zirvesine dair detaylar var. Yine liderler ve eşleri yemekte buluştuğu notuyla paylaşılan bir fotoğrafta görüyoruz. Erdoğan ve eşi Emine Hanım, ABD Başkanı Biden'ın devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldığı aktarıldı. NATO zirvesine dair detayları yeniden ekranlarını açan izleyenlerimiz için kısaca paylaşalım. Terör devleti boş bir hayal başlığıyla yansıyor. Erdoğan, sınırımıza teröristan kurma planı yapan ülkelere Washington'daki NATO zirvesinde rest çekti diyor. NATO zirvesinde dikkat çekici mesajlar veren Cumhurbaşkanı, müttefiklerimizin PKK, YPG'ye verdiği silah desteğine tepki gösterdi. Erdoğan, bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu tam bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir diye konuştu. İsrail yüzünden bölgenin büyük savaş riski yaşadığını vurgulayan Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS'e üye olacak mısınız sorusunu da cevapladı ve Şangay İşbirliği Örgütü'nün NATO'ya alternatif olduğunu düşünür müsünüz? BRICS'i de başka bir yapıya alternatif görmüyoruz dedi. Bu zirveyle ilişkili bu detaylar da paylaşıldı dedik. Sözcü gazetesiyle de devam edelim. İtibardan tasarruf olmaz. Bu defa karada değil havada konvoy yaptılar başlığıyla yansıtılan bir haber. İhtişamlı araç konvoyları haberleri konu olan Erdoğan'ın ABD'de yapılan NATO zirvesine heyetiyle birlikte 5 uçakla gittiği ortaya çıktı. Fotoğraflarla desteklenerek paylaşıldı. Uçaklar Amerika'da böyle görüntülendi. İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Erdoğan ve heyetinin bindiği uçakların fotoğrafını paylaştı ve Erdoğan ve heyeti bu kez havada konvoy yaptı dedi. Erdoğan itibardan tasarruf olmaz demişti, olmuyor da. İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, Erdoğan'ı Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne heyetiyle birlikte 5 uçakta gittiğini açıkladı ve sosyal medyada uçakların fotoğrafını da yayınladı. Çömez, 1. uçağa Erdoğan, 2. uçağa heyetinin, 3. uçağa kadrosunun bindiğini, 4. uçakla zırhlı araçların taşındığını belirtti. Bir uçağınsa Erdoğan'ı karşılayacak kişileri daha önce Amerika Birleşik Devletleri'ne götürdüğünü kaydeden Çömez, dünya lideri olmak kolay değil dedi. Ve NATO zirvesine dair detaylar da yine Sözcü gazetesinin ön sayfasından fotoğrafla aktarıldı. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Bölgesel savaş uyarısı başlığıyla NATO zirvesine dair detaylar var. Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar yansıyor. Erdoğan, İsrail'in Gazze'den çekilmesi ve başta Lübnan olmak üzere bölge ülkelerine yönelik tehditlerinin son bulması gerektiğini söyleyip uyardı. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacaktır dedi. NATO ve Rusya çatışmamalı, ittifak ruhuyla örtüşmüyor alt başlıklarıyla da yine detaylar aktarıldı. Fotoğrafın üzerinde bir diğer başlık görüyoruz. İsrail'e baskı yapın başlığıyla yansıdı. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde İtalya Başbakanı Meloni ve Almanya Başbakanı Scholz'la ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, Meloni'ye barış için bütün ülkelerin çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Scholz'dan da Gazze saldırıların sona ermesi ve ortaya çıkan ateşkes fırsatının heba edilmemesi için İsrail'e baskı yapılmasını da talep etti. Ve Erdoğan'ın da bu açıklamaları ve bu detaylar da paylaşıldı. Ve Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Hürriyet gazetesi Türkiye basınındaki son gazete olacak. Yine NATO zirvesine ilişkin detaylar var. Erdoğan'ın yaptığı konuşma yansıdı. Çatışma ihtimali endişe verici başlığıyla yansıtıldı bu haber. Newsweek dergisinin sorularını yanıtlayan Erdoğan, NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir dedi ve diğer açıklamaları da yine ön sayfadan paylaşılıyor. Az önce sizler için aktarmıştım. Hemen yanında ise bir polisi olay var. Rat attı, Dilan'ı yaktı başlığıyla aktarılan bir haber. Engin Polat ve Dilan Polat iddianamesinde bir dönem çiftin işbirliği yaptığı Erkan Şahin'le ilgili önemli bir detay var. Şahin, rat atma denilen yöntemle Polat çiftinin telefon ve bilgisayarlarına sızdı, aktarıldı. İddianameye göre olaylar şöyle gelişti. Erkan Şahin fenomenlerden Ece Rona ile bir video paylaştığı için
Polat çiftiyle arası bozuldu ve Engin Polat Şahin'e Instagram hesabını dahi kapattırdı. O da intikam için rat atma denilen yöntemle Engin ve Dilan Polat'ın telefon ve bilgisayarlarını izlemeye başladı. Polatların sanal bahisle ilgili işlemlerini bir USB'ye kaydetti. Erkan Şahin olayların ardından başka bir suçtan cezaevine girdi ancak Polat çiftiyle ilgili soruşturma başlayınca savcıya ulaştı. Evimde bilgisayar masasının üzerinde kutuda duran USB'yi alıp inceleyebilirsiniz dedi. Ayrıca o süreçte elde ettiği bilgileri ifadesinde tüm detaylarıyla anlattı ve Şahin'in ifadesi Dilan Polat'ın örgüt üyesi olarak suçlanmasında da etkili olduğu yansıyor. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin mahkeme detayları da bu şekilde paylaşılıyor Hürriyet gazetesinde. Evet, Hürriyet gazetesi Türkiye basınındaki son gazeteydi. Böylelikle Türkiye basınını da tamamladık. Güney Kıbrıs basınıyla Sabah Haberi devam ediyoruz. Güney Kıbrıs basınında bugün ilk gazete Politis gazetesi olacak. Servet beyanlı kanunuyla ilgili yaşanan gelişmelere bugünkü manşetinde yer veriyor. Ocak 2021'de başlayan ve Haziran 2024'te sonlanan toplam 24 toplantının ardından Rum Meclisi'nin devlet yetkililerinin de mal varlıklarını beyan etmesine yönelik yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul ettiğini aktardı. Haberde başsavcı ve başsavcı yardımcısının da servet beyanlı kanunu çerçevesinde mal beyan etmeye dahil edilmeleri hükmünün de geçirildiği belirtiliyor. Politisi tamamladık, Haravgi'deyiz. Haravgi gazetesi pahalılık ve yüksek faiz oranları hane halkı ve işletmelere diz çöktürdü başlığını kullandı ve AKEL Partisi'nin toplum ve ekonominin derhal desteklenmesine yönelik bir destek planının devreye sokulmasını talep ettiğini yazdı. Haberin detaylarına baktığımızda AKEL'in hane halkı ve işletmelerin desteklenmesi için yetersiz fonlarla ek bütçe oluşturulmasını istediğini yazan gazete, bazı programları destekleyen yerlerde çalışan kişilerin yolda kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını, hatta aşılar ve ilaçların satın alınması için kredilerin talep edildiğini aktardı. Ön sayfadan aktarılan bir diğer haberde ise Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin derhal başlaması gerektiğini açıkladığını ve Güney Kıbrıs'ta turizm sektörünün 2024 yaz sezonunda özellikle yüksek enflasyon nedeniyle yaklaşık 30 bin civarında yabancı turist kaybı yaşadığını da bildiriyor. Ve Alitya gazetesindeyiz. Alitya gazetesi ise bugünkü manşet haberinde çaresizlik ve panik başlığını kullandı. Rum lider Nikos Resodulidis ve hükümet sözcüsü Konstantinos Litimbiotis'in Disi Partisi'nin Türk tezlerini benimsediğini öne sürerek çeşitli ironilerle ve siyasi söylemde yeri olmayan çocukça argümanlarla Meclis ve Disi Partisi Başkanı Anita Dimitru'nun hazırladığı Kıbrıs sorunuyla ilgili mektuba karşılık verdiklerini aktardı. Disi Partisi Başkanı Anita Dimitru'nun dün bu karaktersiz olarak nitelendirdiği argümanlara cevap vermek istemediğini yazan gazete, Rum Başkanlık Sarayı'nın Disi Başkanı Anita Dimitru'ya cevap vermek yerine saldırmayı tercih ettiğini de aktardı. Ve son gazetedeyiz, Filelefthoros gazetesindeyiz. Satranç tahtasında yeni hamleler başlığını kullandı bugün manşet haberi için. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs konusundaki kişisel temsilcisi Maria Hogi'nin hazırladığı raporu inceledikten sonra Kıbrıs konusundaki bir sonraki hamlelerini hazırlayacağını yazdı. Detaylarda Rum lider Hristodoulidis'in en kısa sürede müzakerelerin yeniden başlaması yönünde gelişmelerin olacağına dair iyimser olduğunu belirttiğini yazan gazete, Hogi'nin Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis'le görüşmesinde müzakerelerin devamı için oldukça iyimser göründüğünü de aktardı Filelefthoros gazetesi. Filelefthoros gazetesi Güney Kıbrıs basınındaki son gazeteydi. Böylelikle Güney Kıbrıs basını da tamamladık ve saatler 8'i gösterdiğinde BRT Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberlerimizle yeniden sizlerle birlikte olacağız. Silahlı kuvvetlerinin Kıbrıs'ta indirme ve çıkarma hareketi başlamış bulunuyor. Kuvvetleri Kıbrıs'ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmak. Umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz.
ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. İnsanlığa ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. İçin değil, barış için. Yalnızlıklara değil, bunlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Türkiye'm diyorum, anlıyor musunuz? Bağımsızlık diyorum, anlıyor musunuz? Devletim diyorum, anlıyor musunuz? Gazete manşetlerini tamamladık ve saatlerimizi 8'e taşıdık. Şimdi ise BRT Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberlerimizde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bültenimize öncelikle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamalarıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının niyetinin Türk tarafını federasyon görüşmelerine çekip tek taraflı üye oldukları Avrupa Birliği içinde sıfır asker, sıfır garanti ve serbest yerleşimli Kıbrıs Türk'ünü yok etmek, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlamak olduğunu kaydetti. Egemenliğimiz pazarlığa açık değil diyen Tatar, iki devletli çözüm ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmekten başka çaremiz yoktur vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı müzakere heyetiyle birlikte Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi. Şimdi haberin detaylarına bakalım. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, müzakere heyetiyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın ülkenin gelişmesine, kalkınmasına ve ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade eden Tatar, istişare edip birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Tatar ziyarette müzakerelere başlamak için ortak zemin arayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'la yaptığı görüşmelerden de bahsetti. Kıbrıs Türk tarafını Rum tarafının azınlık olarak gördüğünü anımsatan Tatar, "Egemenliğimiz pazarlığa açık değildir. 1960 yılında kurulan devletin eşit kurucu ortağıyız. Egemenliğimiz özden gelen haklarımızdan gelir. Müzakerelere başlamak için tanınmayı şart koşmuyoruz. Egemenliğimizin teyit edilmesini istiyoruz. Rum tarafı müzakerelere başlamak istiyorsa egemenliğimizi teyit etsin," dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta eğer bir anlaşma olacaksa BM teamüllerinde olduğu gibi "Fairly negotiable ve mutually acceptable," yani iki halkın serbestçe oturup kendi pazarlıklarını yapacağı ve her iki halkın rızasıyla gönüllü bir antlaşmaya varacağı antlaşma şekli önemlidir ifadelerini de kullandı. Ortak zemin için Holguin'e direkt uçuş, direkt ticaret, direkt temas gerçekleştirilmesi ve sporda ambargoların kalkmasını istediklerini söylediklerini kaydeden Tatar, Holguin'in bunu anlayışla karşıladığını ancak taleplerin Rum tarafından kabul görülmediğini anlattı. Tatar, Güney Kıbrıs'ın anlam planına hayır demesine rağmen, kurucu ortak Kıbrıs Türk tarafı ve garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti'ne rağmen, tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne alındığını, Kıbrıslı Türklerin ise verilen sözlere rağmen yıllardır izolasyon ve ambargolara maruz kaldığı bir sistem olduğuna dikkat çekti. Muhalefetin 3 ay görüşelim yolumuza bakarız dediğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, anlam planı ve Kran Montana görüşmelerinde bu süreçlerin yaşandığını ancak sonuç alınamadığını ifade etti.
Göreve geldikten sonra Cumhurbaşkanlığında iki toplumlu teknik komiteleri çalıştırdıklarını ve her iki halkın da yararına olabilecek yapıcı bir tutumla işbirliği yaptıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle suçluların iadesi konusunda kriminal olaylarda fayda sağladıklarını vurguladı. Rum yönetimi lideri Nikos Aristodulides'in Tatar isteseydi yeni sınır kapıları açılırdı açıklamasına da değinen Tatar, Metehan bölgesinde trafiğin rahatlaması için 3 yıldan beridir Hasbolat'ta ticari araçların geçeceği bir kapının açılmasını istediklerini ve BM nezdinde gerekli girişimleri yaptıklarını, ancak Rum tarafının uygun olmayan yerlerde kapı açılmasını istediğini kaydetti. Mal mülk konusuna da değinen Tatar, Kıbrıs Türk'ünün Güney Kıbrıs'ta birçoğu deniz kenarında olan 500 bin dönüm mal bıraktığını ve değerinin milyarlarca sterlin olduğunu dile getirdi. Rum tarafının son zamanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yatırım yapan yabancılara yönelik tutumlarını da eleştiren Cumhurbaşkanı, uluslararası hukukun içinde yer alan Taşınmaz Mal Komisyonu'nu bypass ederek tutuklama yoluna gidiyorlar. Taşınmaz Mal Komisyonu'nda takas, iade ve tazminatla bu iş çözülebilir. Böyle bir ortamda ortak zemin nasıl bulunacak? Büyük bir adaletsizlik vardır dedi. Rum tarafının TMK'nın etkinliğini yok etmek için çalışmalar yaptığını da söyleyen Tatar, hükümetin 2021 yılına kadar sonuçlanan dosyalar için 68 milyon sterlin ödeme yapılması için adım attığını vurguladı. İki devletli çözüm ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmekten başka çaremiz yoktur diyen Tatar, Rum tarafının niyetinin Türk tarafını federasyon görüşmeleri içine çekip tek taraflı üye oldukları Avrupa Birliği içinde sıfır asker, sıfır garanti ve serbest yerleşimle Kıbrıs Türk'ünü yok edip Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlamak olduğunu kaydetti. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türk Ahmet Emin Efendi tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saadet'in anısına kutlanan 11 Temmuz basın günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. The Paradise Park'ta gerçekleştirilen resepsiyonda medya başarı ve teşvik ödülleriyle hizmet onur ödülleri de sahiplerini buldu. Dağıtılan ödüller çerçevesinde Berete'den de 8 basın emekçisi arkadaşımız ödüle layık görüldü. Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türk Ahmet Emin Efendi tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete Saadet'in anısına kutlanan 11 Temmuz basın gününde Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği resepsiyon düzenledi. Geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bazı milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileriyle basın camiası katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor, 11 Temmuz'un Kıbrıs Türk basınının dayanışma günü olduğunu belirterek etkinliğin düzenlenme amacının bu olduğunu kaydetti. Sektör ile akademi arasındaki kopukluğu gidermek için iletişim fakülteleriyle birlikte attığımız adımlar başarılı sonuçlar vermeye başlamıştır. Sektörün ihtiyaçlarına göre mezun verilmesi ve sektör ile akademinin hassasiyetlerini bir çalıştayla ele almıştık. 4 üniversitemizde yaptığımız işbirliği sayesinde gazeteci arkadaşlarımız yüksek lisans ve doktora eğitimlerini alarak akademik çalışmalara imza atmaya daha sık görünür olmuşlardı. The Paradise Park'ta gerçekleştirilen resepsiyonda daha sonra geçtiğimiz haftalarda açıklanan medya başarı ve teşvik ödülleriyle hizmet onur ödülleri de sahiplerine dağıtıldı. Geleneksel basın ve yeni medya yayınlar, televizyon, radyo, özel ve hizmet onur ödülleri kategorilerinde dağıtılan ödüller çerçevesinde Berete'den de 8 basın emekçisi arkadaşımız ödüle layık görüldü. Buna göre haber içerikli görüntü dalında İSİAS davasıyla ilgili mahkeme sürecindeki görüntüleriyle Mustafa Sarp'ten, televizyon süreli program dalında Hayata Dair programıyla Özlem Tüylüoğlu, televizyon spikeri dalında sabah haber sunuculuğuyla en iyi çıkış yapan spiker Ülgen Aksay, televizyon kültür sanat dalında endorfin programla Serra Yılmaz Türk, radyo programı dalında Ömür Törpüsü programıyla Kuzey Tarık ve Şöhret Uzun alırken, radyo jüri özel ödülünü Yaşamdan Konuklar programıyla Tuğba Özer ve Ömer Soay elde etti. Öte yandan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği üyesi Ali Cüneyt Sadıç, Amber Eker, Derya Bökeyhan, Ece Günse Borucu, Erkan Aksel, Fatma Arpalıklı, Fatma Tahsin Keleş, Gülay Kabasakal, Hasan Kargılı, Hasan Öksüz, Mehmet Aykut İncirli,
Meryem Çavuşoğlu Özkurt, Metehan Ferit Azizoğlu, Murat Doğramacı, Münire Avaş, Nevra Çağlar, Rasih Reşat, Rukiye Polatcan, Yılmaz Yakarda Hizmet Onur Ödülü'ne layık görüldü. Ödül alan tüm arkadaşlarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Bir diğer haberimize devam edelim. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın açıklamalarına bir göz atalım. Arıklı, Gazi Mausa Limanı'nın Türk Devletleri Teşkilatı üyesi devletlerin gemilerinin kullanımına sunulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Arıklı, Gazi Mausa Limanı'nın Türk Devletleri Teşkilatı'nın kardeş limanlar programına dahil edilmesinin hem Türk Devletleri Teşkilatı'nın diğer üyelerinin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin faydasını olacağını da kaydetti. Üye devletlerin Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gazi Mausa Limanı'nı Türk Devletleri Teşkilatı üyesi devletlerin gemilerinin kullanımına sunmak amacıyla bir yıl önce yaptıkları başvurunun sonucunu beklediklerini kaydederek "Biz istiyoruz ki Doğu Akdeniz'in en müstahkem yeri olan Gazi Mausa Limanı Türk Devletleri'nin bir üssü olsun" dedi. Arıklı, Anadolu Ajansı'nda yaptığı değerlendirmede Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyesi olarak Gazi Mausa Limanı'nın Türk Devletleri Teşkilatı'nın kardeş limanlar programına dahil edilmesi amacıyla bir yıl önce başvuruda bulunduklarını belirterek konunun Azerbaycan'ın Şuşa kentinde yapılan teşkilatın devlet başkanları gayri resmi zirvesinde tekrar gündeme geldiğini hatırlattı. Üye devletlerin uluslararası ticarette işbirliği yapılabilmesi için bir kardeş limanlar projesi ortaya konuldu. Bu projenin içerisinde iki tane Türkiye, biz de 9. liman olarak Mausa Limanı'nda bu kardeş limanlar projesine dahil edilmesi için geçen yıl sekreterliğe başvurumuzu yaptık. Dünyada ticaretin çok büyük bir kısmı artık denizlere kaydı. Bu 3 limanın uluslararası ambargoya tabi olmadığını söyleyen bir mektup, cevabı mektup vermişti. Biz genel sekreteriye bu mektupla birlikte başvurduk. Dedik ki bizim limanlarımız bir ambargoya tabi değil. Madem ki uluslararası ambargoya tabi değil, Türk Devletleri Teşkilatı'nın hiç düşünmeden buna evet demesini bekliyoruz. Bu konuda da anavatan Türkiye'nin desteklerini bekliyoruz. Biz istiyoruz ki Doğu Akdeniz'de en müstahkem mevkide olan Gazi Mausa Limanı Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir üssü olsun. Yani dünya ticaretine yer almak isteyen Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan Gazi Mausa Limanı'nı kendi limanlarıymış gibi kullanabilsinler. Ve burayı hem kendi ithalatta hem de ihracatta bir ticaret üssü olarak kullanabilsinler. Bunun yolunu açıyoruz. Teklifimiz de bu yönde. Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugünlere gelmesinde Türkiye'nin desteklerinin büyük önemi olduğunu ifade ederek gelecekte atacağımız adımlarda yine Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde olacaktır dedi. Dinçürek, bilimi ve sağlığa yapılacak her yatırımın kendileri için çok değerli olduğunu da belirtti. Her anlamdaki tarihsel... Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek, Türkiye Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu'yla Ankara Sağlık Turizm Federasyonu heyetlerini kabul etti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Hakan Dinçürek ziyaret nedeniyle memnuniyetlerini dile getirerek anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti et ve tırnak gibidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugünlere gelmesinde Türkiye'nin tarihsel olarak her anlamdaki destekleri büyük rol oynamıştır. Gelecekte atacağımız adımlar da yine Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde olacaktır dedi. Mutlu Barış Harekatı'nın 50. yıl dönemini kutlayacağız. Bu da bizim için çok anlamlıdır. Tarihsel bir dönemeçten geçiyoruz. Sadece kronolojik olarak 50. yıl olmasının ötesinde Türk Devletleri Teşkilatı'nın nezdinde KKTC'nin önce gözlemci üye olarak kabulü, şu anda da tam yönelik konusunda yapılan çalışmalar, bizlerin uluslararası alanda temsiliyetleri, temasları ve işbirlikleri bizi geleceğimiz açısından da fazlasıyla önlendirmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı birçok sivil toplum örgütüyle temaslar halinde olduklarını belirten Dinçürek, yapılacak işlerin bilimsel yöntemlerle ve doğru zeminde gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Dinçürek, bu düzenlemeleri birlikte tartışarak bir yol haritasının belirlenmesi bizim için çok değerlidir. Ülkemizde yapılabilecek her türlü işbirliği, sağlık alanındaki yatırımlar, sağlık turizmi ve akademik alanda yapılacak çalışmalar bizim için büyük önem taşımaktadır. Bilime ve sağlığa yapılacak her yatırım bizim için değerlidir şeklinde konuştu. Bilimsel yöntemlerle ve doğru zeminde yapılması ve bu... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosluğu'na atanan Aslı Uzunoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Antalya Başkonsolosluğu'na atanan Aslı Uzunoğlu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Uzunoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi. Daeş terör örgütünün Türkiye'deki hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde ülkemizde de etkinlikler düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği gün dolayısıyla bugün Hala Sultan Camii'nde 15 Temmuz şehitlerinin yad programı düzenleyecek. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit düşenler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de anılacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü çerçevesinde etkinlikler düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü etkinlikleri kapsamında saat 12'de Hala Sultan Camii'nde 15 Temmuz şehitlerini yad programı düzenleyecek. Büyükelçilik 15 Temmuz Pazartesi günü ise Boğaz Şehitliği'nde saat 9'da anma töreni düzenleyecek. Aynı gün Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu ile saat 11.30'da BRT'de özel yayın gerçekleştirilecek. ...20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yıl kutlamaları çerçevesinde bu yılda Yavuz Çıkarma Plajı'nda şafak nöbeti tutulacak. Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü ve onurlu duruşunu bir kez daha göstermek ve sahip çıkmak için 19 Temmuz'da icra edilecek şafak nöbetinde buluşalım. Çeşitli gösterilerin ve konserlerin yer alacağı etkinlik saat 20.30'da başlayacak. Şafak nöbeti etkinliği BRT1'den canlı yayınlanacak. ...20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Barış Harekatı'nın başladığı yer olan Alsancak Yavuz Çıkarma Plajı'nda 19 Temmuz gecesi şafak nöbeti tutulacak. Şafak nöbeti için saat 20.30'da Yavuz Çıkarma Plajı çemberinde toplanılacak. Ardından Fener Alayı Yavuz Çıkarma Plajı iskelesine yürüyecek. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fener Alayı kortejiyle başlayacak nöbette dualar okunacak, saatimi gösteri yapacak, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verecek. TRT sanatçıları Dünya Tekin, Zafer Albayrak ve Gökçe Nur Semerci'nin konser vereceği gecede sevilen sanatçı Ferhat Göçer de sahne alacak. Etkinlikte havai fişek ve lazer gösterileri de yer alacak. Şafak Nöbeti etkinliği BRT1'den canlı yayınlanacak. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ticaretin Güney Kıbrıs'a kaydığı yönünde uyarılarda bulundu. Ticaret Odası rekabet gücünü koruyacak tedbirler alması konusunda hükümete çağrı yaptı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası son günlerde gerek esnaf gerekse daha büyük ölçekte iş yapmaya çalışan iş insanlarının Güney Kıbrıs Çarşısı'yla olan rekabette geri kaldığı ve bu gidişin durdurulmaması halinde ticaretin büyük ölçüde güneye kayacağı uyarısında bulundu. Güney Kıbrıs'tan gelen talebin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin en önemli kaynaklarından biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyonun fiyat istikrarını bozması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rekabet gücünü koruyacak tedbirler alınmaması nedeniyle, Güney Kıbrıs'tan müşteri almayı bırakın, kendi yurttaşlarımızın alışverişlerini Güney Kıbrıs'tan yaptığını görmeye başladık denildi. Rekabet gücünü koruyacak tedbirler alması konusunda hükümete çağrı yapılan açıklamada, Ticaret Odası'nın bu yönde katkı yapmaya ve paydaşlarıyla işbirliği içinde olmaya devam edeceği kaydedildi.
Eski Meclis Başkanı ve eski Başbakan Hakkı Atun, kardeşi emekli Tümgeneral Ali Fikret Atun'un makalelerinden oluşan Profesör Doktor Ulvi Keser'in kaleme aldığı Asker Gözüyle Strateji ve Güvenlik isimli kitabı Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'ye takdim etti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, eski Meclis Başkanı ve eski Başbakan Hakkı Atun'u kabul etti. Hakkı Atun, kabulde kardeşi emekli Tümgeneral Ali Fikret Atun'un makalelerinden oluşan Profesör Doktor Ulvi Keser'in kaleme aldığı Asker Gözüyle Strateji ve Güvenlik isimli kitabı Töre'ye takdim etti. Töre, Hakkı Atun'un hem Cumhuriyet Meclisi'ne hem de milli davaya büyük hizmetleri olduğunu söyledi. Rus meselesiyle ilgilenen, hatta ilgilenmeyen herkese aslında vermek lazımdır. Ama Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak, bu dönemin başkanı olarak benim görevim bunu diğer arkadaşlarımıza da ulaşmasını sağlamaktır. Üzerime düşen görevi yapacağıma olan inancımı size ifade etmek istiyorum. Töre, kitabın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye açısından stratejik önemini ortaya koyduğunu ifade etti. Eski Meclis Başkanı ve eski Başbakan Hakkı Atun da abisi emekli Tümgeneral Ali Fikret Atun'un Kıbrıs davasına verdiği hizmetleri anlattı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, kültüre ve sanata daha fazla önem verilmesi gerektiğini kaydetti. Kıbrıs Türk modacı Abdullah Öztoprak'ı kabul eden Töre, Öztoprak'ın faaliyetlerinin ülke sınırlarını aştığını ifade ederek ve çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Değerli bir kültür sanat adamıdır. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıslı Türk modacı Abdullah Öztoprak'ı kabul etti. Töre kabulde Abdullah Öztoprak'ın Kıbrıs Türk halkının gönlünde taht kurduğunu, faaliyetlerinin ise ülke sınırlarını aştığını belirtti. Töre, Öztoprak'ın çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi. Öztoprak'ın çalışmalarıyla milli davaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek verdiğini belirten Töre, kültüre ve sanata daha fazla önem verilmesi gerektiğini kaydetti. Kıbrıslı Türk modacı Abdullah Öztoprak da devletin gücünü yanında hissetmenin kendisini motive ettiğini ifade etti. Ne kadar kendi mücadelenizi verseniz de devleti arkada hissetmek size hep bir güç sağlar her zaman için. Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından bugün Lefkoşa şehir içinde düzenlenecek halk sürüşü nedeniyle bazı kavşak ve çemberler geçici olarak araç trafiğini kapatılacak. Polisten yapılan açıklamada sürüşün saat 19'da Lefkoşa Girne Kapısı önünden başlayıp Mehmet Akif Caddesi, Bedrettin Demirel Caddesi, Atatürk Caddesi, Terminal Çemberi ve Gazeteci Kemal Aşık Caddesi yol güzergahı takip edilerek Girne Kapısı'nda sona ereceği bildirildi. Bisiklet sürüşünün yapılacağı güzergahta sporculara motorlu polis eskortunun eşlik edeceği ve geçilecek güzergahtaki tüm kavşak ve çemberlerin polis tarafından geçici olarak araç trafiğini kapatılacağı ifade edildi. Polis, bisiklet sürüşü devam ettiği sürece söz konusu yol güzergahını kullanacak sürücülerin, kendileriyle sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısında da bulundu. Evet, yol kapama duyurusuyla devam edelim. Gönyeli Alayköy Belediyesi, Yakut Sokak ve çevre yolu arasında kalan bölgedeki Doktor Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa'nın arka bölgesi olan bölge, Güney Ana taşıyıcı kanalizasyon çalışmaları nedeniyle bugünden itibaren pazara kadar bölgenin trafiğe kapalı olacağını bildirdi. Belediyeden yapılan duyuruda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması istendi. Bu haberle birlikte radyomuz Bayrak'la yürüttüğümüz ortak bağlantımızı noktalayalım ve ekranlarını yeni açan izleyenlerimiz için gazete manşetlerini bir kez daha tekrarlayalım. Evet, ekranlarını yeni açan izleyenlerimiz için yeniden gazete manşetlerini aktaracağız ve ilk gazetemiz Avrupa Gazetesi olacak. Avrupa Gazetesi bugün manşetine eski özel kalem müdürü Oğuz Köse'nin
Mahkemesine dair detayları paylaşıyor. Hükümet ve polisin yapmadığı görevi mahkeme yapıyor. Yargıçtan polise bir emir daha, rüşvet veren de soruşturulsun başlıklarıyla bu haber detaylı olarak aktarıldı. Hemen ayrıntılarına bakalım. Serdinç Maypa'nın davasında polise Maypa'nın belge ve delillerini de soruşturun emri veren Yargıç Zehra Yakut'tan sonra Yargıç Cüali Dizdarlı da Oğuz Köse davasında polise rüşvet vereni de soruşturun emri verdi. Bir dizi rüşvet almakla suçlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Oğuz Köse'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Köse 100 bin TL nakdi teminat ve 3 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşının 800'er bin TL'lik kefalet senediyle teminatla serbest bırakıldı. Tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konuldu. Haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücut yapacağı da bildiriliyor. Detaylar bu şekilde ön sayfaya yansıyor. Öne çıkan bir diğer haberdeyiz. Birçok gazetenin ön sayfadan spot başlık halinde aktarmış olduğu bir haber. Denizler temiz mi soru başlığıyla aktarıldı. Konuya ilişkin Tabipler Birliği Halk Sağlığı Çevre ve İnsan Hakları Sorumlusu Doktor Cemal Mert, Sağlık Bakanlığı'nı denizlerin ve havuzların analizleri konusunda düzenli, şeffaf ve ayrıntılı olmaya çağırdı. Bu konuyla ilişkili açıklaması da detaylı olarak paylaşılıyor. Mert, bakanlığın tahmin edici adımlar atmamasının ciddi endişelere yol açtığını savundu. Bakanlık bayram öncesi 102 plajda su analizi yaptı ancak Doktor Cemal Mert'e göre bu analizler yüzeysel ve ayrıntı içermediği için çok şüpheli göründüğü de yine bildiriliyor. Avrupa gazetesini tamamladık. Kıbrıs'a devam edelim. Kıbrıs gazetesi ise bugün manşetine mülkiyet konusuna dair tanınmış avukatlardan Murat Metin Hakkı'nın açıklamalarına yer veriyor. Avukat Murat Metin Hakkı, Rum yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki mal mülk konusuyla ilgili tutuklama girişimlerinin perde gerisine yönelik önemli bir iddia ortaya attı. Rum istihbaratı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aktif başlığıyla detaylar paylaşılıyor. İki ayrı alt başlık kullanılıyor. Kimin ne malı var biliyorlar. Hedefleri ekonomiyi çökertmek. Avukat Hakkı, Rum istihbaratı kuzeyde çok aktif. Kimin nerede ne mal tuttuğunu biliyorlar. Bir müvekkilimin BAF'ta 180 dönüm arazisiyle ilgili davasında dediler ki müvekkilinize Türk yönetimi tarafından 1969 senesinde Kızılbaş'ta tek kat 100 metrekarelik bir ev tahsis edildi. Bunu bile buldular. İçişleri Bakanlığı ve Tapu Dairesi'nde bilgi, belge ve kayıtlara erişime olanakları var ifadelerini kullandı. Rumların tutuklama girişimlerinin yüzlerce isimle olmayacağını söyleyen Hakkı, maksatları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine psikolojik darbe vurmaktır dedi. Bu meselenin panzehrinin taşınmaz mal komisyonu olduğuna vurgu yapan Hakkı, taşınmaz mal komisyonu ne kadar çok dosya sonuçlandırırsa toprak da o kadar Türkleşir. O zaman kimse sizi sahte devlet ya da işgalci diye eleştiremez dedi. Ve mülkiyet konusuyla ilişkili yapmış olduğu açıklamalar manşetten paylaşıldı bugün Kıbrıs gazetesinde. Evet, sürmanşetteyiz. Kıbrıs konusuna dair iki ayrı haber görüyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs Türk Ticaret Odası'na gerçekleştirdiği ziyarette Kıbrıs sorununa dair son gelişmeleri aktarılıyor. Diğer yandansa emekli müzakereci Ergün Olgun'un Kıbrıs konusuna dair bazı tespitleri de aktarıldı. Öncelikle Cumhurbaşkanı Tatar'ın ziyaretiyle başlayalım sizlere aktarmaya. Cumhurbaşkanı Tatar müzakere heyetiyle birlikte ticaret odasını ziyaret etti. Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler hakkında da bilgi verdi. Tatar, Rum tarafının niyetinin Türk tarafını federasyon görüşmelerine çekip Avrupa Birliği içinde sıfır asker, sıfır garanti ve serbest yerleşimle Kıbrıs Türk'ünü yok etmek, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlamak olduğunu kaydederek egemenliğimiz pazarlığa açık değildir. İki devletli çözüm ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmekten başka çaremiz yoktur diye konuştu. Ziyarete dair bir fotoğrafla bu haberde sürmanşetten paylaşıldı. Diğer yandan emekli müzakereci Ergün Olgun'un da Kıbrıs konusuna dair tespitleri var demiştik. Olgun, Rum tarafı ve Yunanistan'ın Kıbrıs'ı Helenizm'in ayrılmaz bir parçası görmesi, yetki ve refah paylaşımı, federalizm hedefiyle taban tabana zıttır. Bir federal ortaklığın kurulması ve yaşatılması için bağlayıcı güçlü ortak çıkarlar ve müşterek güçlü ihtiyaç Kıbrıs'ta mevcut değildir.
Rum tarafı Türk tarafını Kıbrıs'ta zül olarak görmektedir. Bu zihniyetle federal ortaklık kurulamaz ve kurulsa bile yaşatılamaz dedi. Ergün Olgun'un da yine bu konuyla ilişkili açıklamaları da bu şekilde paylaşıldı. Yine Kıbrıs gazetesinin 35. kuruluş yıl dönümüyle ilgili dün mesajlar aktarılmıştı ön sayfadan. Bugün de gelen diğer mesajları aktarıyor. CHP Genel Başkanı Erhürman'ın ifadesi kısaca paylaşıldı. İfade özgürlüğüyle dolu nice yıllara diyor mesajından kısa bir kesit aktarıldı. Yine Kıbrıs gazetesinin 35. kuruluş yıl dönümüyle ilişkili bir sergi düzenlediği paylaşıldı. Ercan Havalimanı'nda düzenlenen sergiye işaret ediyor. Büyük bir fotoğraf karesiyle tarihe yolculuk başlığıyla bu sergiyle ilgili de gelişmeleri paylaştı. Evet, Kıbrıs gazetesini tamamladık. Yeni düzenle devam edelim. Yeni düzen gazetesi günlerdir gündemden düşmeyen rüşvet iddiasıyla tutuklanan eski özel kalem müdürü Oğuz Köse'nin davasına dair mahkemesine dair detayları paylaştı. Rüşvet verenler de soruşturulacak başlığıyla da yargıcın emri başlıkta aktarılıyor. Rüşvet iddiasıyla tutuklanan Çalışma Bakanı eski özel kalem müdürü Oğuz Köse 100 bin TL teminatla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı yansıyor ve mahkemenin detaylarına bakalım. Köse'nin aldığı iddialar rüşvetler başlığıyla maddeler halinde yansıyor. 440 portakal kesim işçisinin çalışma izni işlemlerini hızlandırarak 50 bin sterlin aldı. İş sağlığı ve güvenliğine aykırı şekilde çalışan inşaata kesilen 40 asgari ücret cezayı 1'e indirdi ve indirimli ev aldı. İş takibi yaptığı kişilere alkol ve pro modelleri fotoğrafları gönderiyordu. Evinden 168 bin TL değerinde alkollü içecek ve 150 bin TL değerinde de pro çıktı. 1000 işçinin işlemlerini hızlandırmak için bir inşaat şirketinden 1850 dolarlık bilgisayar aldı. 25 bin dolara yaptırılan iş için 31 bin 650 dolarlık fatura da kestirdiği yansıyor. Yine yargıcın talepleri paylaşılıyor, emri paylaşıldı. Yargıç Cale Ergüden Köse'ye rüşvet verdiği iddia edilen kişilerle ilgili de soruşturma başlatılmasına emir verdiği yansıtıldı. Evet, yine çevre örgütleri deniz suyu kalitesine ilişkin analiz sonuçlarına inanmıyor ve şeffaflık talep ediyor deniliyor bir diğer özel haberinde. Bu konuyla ilişkili birçok açıklama görüyoruz. Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, Biyologlar Derneği Başkanı Hatice Beran, Yeşil Barış Hareketi Başkanı Ferihat Tel, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Halk Sağlığı Çevre ve İnsan Hakları Sorumlusu Doktor Cemal Mert, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atıoğlu'nun açıklamaları da yine paylaşıldı. Kısaca bir göz atıyoruz. Her yıl Haziran ayında açıklanan deniz suyu kalitesine ilişkin analiz sonuçları bu yıl gecikmeli ve eksik açıklandı. Çevre platformları açıklanan sonuçların gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Analiz süreçlerinde geçmişten farklı olarak sivil toplum örgütlerinin dahil edilmediğini belirten örgütler, turizm için gerçek sonuçlar örtbas ediliyor yorumunu yaptı. Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir'in yorumuna bir göz atıyoruz öncelikle. Resmi açıklama yapma yetkiniz yok diyerek analiz sonuçlarımızı açıklamamızı engellediler. Biyologlar Derneği Başkanı Hatice Benansa, uygun ve temiz gibi yapılan açıklamalara bu halkın artık itimadı yoktur dedi. Yeşil Barış Hareketi Başkanı Ferihat Tel ise Lefkoşa'da denizler temiz, tahliye süreçlerine paydaş olarak katılımımız kabul edilmedi dedi. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Halk Sağlığı Çevre ve İnsan Hakları Sorumlusu Doktor Cemal Mert ise sonuçlar ayrıntılı, güvenli ve şeffaf değil dedi. Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atıoğlu ise analiz sonuçları çıktıkça açıklıyoruz, sadece bir adet laboratuvar var ifadesini kullandı ve bu ifadeler de ön sayfadan aktarılıyor. Evet, Diyalog gazetesiyle devam ediyoruz. Bir polisiye haberi bugün manşetten paylaştı. Lefkoşa'da bir apartmana giren Nijeryalı Uçe bir elinde bıçak, diğerinde satırla saldırdığı adamı yaraladı. Olay yerine giden polisi de darp etti. Gözü döndü başlığıyla bu olay paylaşıldı. Detaylarını aktarıyoruz. Olay nasıl gelişti? Elinde valiz, bıçak ve satırla Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesindeki bir apartmana giren Nijeryalı Uçe Michel çatıya çıkıp geceyi orada geçirmek istedi. Zanlı merdiven boşluğunda olduğu esnada apartmanda yaşayan KB ile karşılaştı. Dairesinden çıktığı esnada zanlıyı gören KB ne aradığını sordu. Cevap alamayınca apartmandan gitmesini istedi.
Uyarı sonrasında bıçak ve satırla apartman sakininin üzerine yürüyen saldırgan bacağına vurdu ve yaralanmasına yol açtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, üzerine de saldıran Nijeryalı Uçe, görevlilerden birinin kolunun kırılmasına neden oldu. Saldırgan bununla da kalmayıp bindirildiği polis aracına şiddetli vuruşlarla zarar verdi. Büyük korku yaşayan apartman sakinleri bu tür yabancılara yönelik deport işlemlerinin hızlandırılmasını da talep ediyorlar ve gazete bu olayı manşetten detaylı bir şekilde paylaşıyor. Evet, spot haberlerle devam ediyoruz. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ticaretin güneye kaymakta olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi. Konuya ilişkin Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz'in açıklamaları da iç sayfadan paylaşılıyor. Ve Güney Kıbrıs'a dair bir spot görüyoruz. Spot başlık yansıdı. Rum Ticaret Odası'nın onursal başkanı yeşil hat yüzüğü yerine iki taraf arasında serbest ticaret önerdi. Açılsın kapılar vurgusuyla bu haber de yine ön sayfadan aktarıldı. Ve Halkın Sesi gazetesiyle devam ediyoruz. Halkın Sesi gazetesi ise bugün manşetine Kuzey Kıbrıs'a Güney Kıbrıs arasındaki kara kapılarındaki yoğunluğa dikkati çekiyor. Konuya ilişkin Ticaret Odası tarafından yapılan açıklama da yine detaylarda yansıdı ve bazı oranlar paylaşıldı. İbre tersine döndü başlığıyla detayları hemen aktaralım. Kuzey Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs arasındaki kara kapılarındaki geçişler her geçen gün yoğunlaşıyor. Bu yılın ilk 5 ayında kuzey ile güney arasında kara kapılarında yapılan geçişler toplam 3 milyona ulaştı. Rakamlara göre kara kapılarından Kuzey Kıbrıs'a günde 20 bin giriş yapıldığı ortaya çıktı. Euro'nun yükselişi ve hayat pahalılığının zirve yapmasına rağmen Kıbrıslı Türklerin güneye geçiş sayısındaki artış devam ediyor. 2023'ün ilk 5 ayında 982 bin olan Kıbrıslı Türklerin güneye geçiş sayısı bu yıl 13,4 artarak 1 milyon 113 bine çıktı. Rakamlar ticaretin güneye kaydığını net bir şekilde ortaya çıkardı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Rumların kuzeyden alışverişlerinde ciddi düşüş olduğunu vurguladı ve rekabet gücünü koruyacak tedbirler alması konusunda hükümete de çağrıda bulundu ve manşetten bu haber oranlarla paylaşıldı. Halkın Sesini tamamladık. Özgür Gazete ile devam ediyoruz. Türkiye'deki bir polisiye olayın ülkemizle bağlantısı olduğu yönünde bir haber paylaşıyor. Dilan Polat, Engin Polat çiftinin Veysel Şahin'in sitelerinin paralarını akladıkları yönünde de bir iddiayı başlığında yansıttı. Türkiye'nin fenomen çifti olarak tanınan ve dudak uçuklatan servetleriyle dikkat çeken Dilan Polat ve Engin Polat'ın 75 sayfalık iddianamesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yasa dışı sanal bahis çıktı. Polatların iddianamesinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yasa dışı bahis siteleri çıktı notu da yine vurgulanıyor. Olayı sizlerle paylaşalım detaylı bir şekilde. Kıbrıs'ın kuzeyinde de güzellik salonları olan Türkiye'de 8 aydır tutuklu bulunan fenomen çift Dilan Engin Polat çift için hazırlanan iddianame tamamlandı ve mahkemeye sunuldu. İddianamedeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve sanal bahis detayı ise dikkat çekti. 75 sayfalık iddianamede örgütün bir numarasının Engin Polat olduğu, kara para aklamak için soğuk cüzdan kullandığı, 250 milyon lira kara parayı güzellik merkezleriyle ve paravan şirketler üzerinden akladıkları ifadeleri yer aldı. İddianamede Engin Polat'ın liderliğini Veysel Şahin ve Derkan Başer'in yaptığı yasa dışı bahis örgütleriyle irtibatının tanık beyanları ve delillerle ortaya çıktı. Polat'ın Jasmine Bet isimli bahis sitesinin müdürü olduğu da yer aldı. Ayrıca sanal bahis oynayan kişinin kredi kartından ödeme yapmak istemesi halinde paranın Engin Polat'ın paravan şirketlerinin POS hesaplarına gittiği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girişinin olmadığı ancak çıkışı olduğu iddiaları da yine yer alıyor. Özgür Gazete'yi de bu şekilde tamamladık. Güneş Gazetesi ile devam edelim. Güneş Gazetesi bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs Türk Ticaret Odası'na gerçekleştirmiş olduğu ziyareti paylaşıyor. Bir fotoğrafla destekleyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmekten başka çaremiz yok ifadesini kullandı. Yine Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri de Ticaret Odası'ndaki heyetlerle görüşüyor. Cumhurbaşkanı Tatar ziyarette yaptığı konuşmada ülkenin gelişmesine, kalkınmasına ve ekonomisine Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın büyük katkısı bulunduğunu belirterek istişare edip birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı.
Ziyarette ayrıca müzakerelere başlamak için ortak zemin arayan BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcisi Maria Holguin ile yapılan görüşmelerden de bahsetti. Kıbrıs Türk tarafını Rum tarafının azınlık olarak gördüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, "Egemenliğimiz pazarlığa açık değildir. 1960 yılında kurulan devletin eşit kurucu ortağıyız. Egemenliğimiz özden gelen haklarımızdan gelir. Müzakerelere başlamak için tanınmayı şart koşmuyoruz. Egemenliğimizin teyit edilmesini istiyoruz. Rum tarafı müzakerelere başlamak istiyorsa egemenliğimizi teyit etsin," dedi. Rum tarafının son zamanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yatırım yapan yabancılara yönelik tutumlarını da eleştiren Tatar, "Uluslararası hukukun içinde yer alan taşınmaz mal komisyonunu bypass ederek tutuklama yoluna gidiyorlar. Taşınmaz mal komisyonunda takas, iade ve tazminatla bu iş çözülebilir. Böyle bir ortamda ortak zemin nasıl bulunacak? Büyük bir adaletsizlik vardır," dedi. Rum tarafının taşınmaz mal komisyonunun etkinliğini yok etmek için çalışmalar yaptığını ifade eden Tatar, "Hükümetin 2021 yılına kadar sonuçlanan dosyalar için 68 milyon sterlin ödeme yapılması için adım attığını vurguladı. İki devletli çözüm ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmekten başka çaremiz yoktur," diyen Tatar, Rum tarafının niyetinin Türk tarafını federasyon görüşmeleri içine çekip, "Tek taraflı üye oldukları Avrupa Birliği içinde sıfır asker, sıfır garanti ve serbest yerleşimle Kıbrıs Türk'ünü yok edip Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlamak olduğunu da kaydetti." Açıklamaları da manşetten paylaşıldı. Evet, sağlıkla ilişkili bir haber görüyoruz. Sağlık Bakanı Doktor Hakan Dinç Yüreğin, Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu ile Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu'nun görüşmesine dair detaylar paylaşıldı. Dinç Yürek ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, "Ana vatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti et ve tırnak gibidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugünlere gelmesinde Türkiye'nin tarihsel olarak her anlamdaki destekleri büyük rol oynamıştır. Ülkemizde yapılabilecek her türlü işbirliği, sağlık alanındaki yatırımlar, sağlık turizmi ve akademik alanda yapılacak çalışmalar bizim için büyük önem taşımaktadır. Bilime ve sağlığa yapılacak her yatırım bizim için değerlidir," şeklinde konuştu. Diğer yandan 15 Temmuz darbesiyle ilişkili 15 Temmuz şehitlerinin yad programı düzenlenecek. Bu programla ilişkili detaylar paylaşıldı. Darbe şehitleri anılacak başlığıyla 15 Temmuz'u unutmadık ifadesi de yine vurgulanıyor. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit düşenler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de anılacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü çerçevesinde etkinlikler düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü etkinlikleri kapsamında bugün 12'de Hala Sultan Camii'nde 15 Temmuz Şehitlerinin Yad Programı düzenleyecek. Büyükelçilik 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Pazartesi günü 09'da Boğaz Şehitliği'nde anma töreni düzenleyecek ve aynı gün Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu ile saat 11.30'da Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü çerçevesinde özel yayın gerçekleştirilecek. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda gerçekleşecek olan bu yayını bir kez daha hatırlatalım. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu ile saat 11.30'da BRT'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anma Günü çerçevesinde özel yayın gerçekleştirilecek. Logonun hemen yanındayız. 50. yılla özel para basılacak. Barış Harekatı'nın 50. yılına özel anı pulu ve madeni para basımı yapılacak. Ayrıca 50 gemiyle denizde geçit töreni de düzenleneceği bilgisi de kısaca Güneş Gazetesi'nin ön sayfasından paylaşıldı. Evet, Vatan Gazetesi ile devam ediyoruz. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın bazı uyarıları var, bazı açıklamaları yansıyor. Alışverişin Güney Kıbrıs'a kaymasından Ticaret Odası endişeli başlığıyla aktarıldı bu haber. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ticaretin Güney Kıbrıs'a kaymaması için hükümetin tedbirli olmasını istedi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ticaretin Güney Kıbrıs'a kaydığı yönünde uyarılarda bulunarak rekabet gücünü koruyacak tedbirler alması konusunda hükümete çağrı yaptı. Güney Kıbrıs'tan gelen talebin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin
en önemli kaynaklarından biri olduğuna dikkat çeken Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 2024 yılının ilk 5 ayındaki verilere göre Güney Kıbrıs'tan kuzeye geçişlerin geçen yılki seviyesini korumasına rağmen alışverişte ciddi bir düşüş olduğuna işaret etti. Kıbrıs Türk Ticaret Odası buna karşılık 2023 yılının ilk 5 ayında 982 bin olan Kıbrıslı Türklerin güneye geçiş sayısının %13,4 oranında artarak 1 milyon 113 bine yükseldiğini, rakamların ticaretin güneye kaydığını net bir şekilde gösterdiğini vurguladı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada ise son günlerde gerek esnaf gerekse daha büyük ölçekte iş yapmaya çalışan iş insanlarının Güney Kıbrıs Çarşısı ile olan rekabette geri kaldığı ve bu gidişin durdurulamaması halinde ticaretin büyük ölçüde güneye kayacağı uyarısında da bulundu ve bu uyarılar da yine ön sayfadan aktarıldı. CHP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın açıklamaları var. Yine ülke sorunlarına, ülkedeki problemlerle ilişkili yapmış olduğu açıklama yansıyor. Memleketi bu hale getiren zihniyetten bir an önce kurtulmak gerek vurgusu yapıyor. Detaylarına bakıyoruz. Erhürman, ülkede yaşanan sorunların bir zihniyetin sonucu olduğunu kaydederek bu zihniyetten bir an önce kurtulmak gerektiğini ifade etti. Erhürman, bu memleketi bu hale getiren kişiler değil zihniyettir. Yaşananlar bir zihniyetin ürünleridir. Bataklığı kurutmadıkça sinekler uçacak. Mesele bataklığı kurutmak, bunları üreten zihniyetle mücadele etmektir dedi. Bilgiye dayanmayan ve mantık üzerinden konuşmayan bir zihniyette karşı karşıya olunduğunu savunan Erhürman, söz konusu zihniyetten bir an önce kurtulmak gerekir dedi. Ve logonun hemen yanındaysa eski özel kalem müdürü Oğuz Köse'nin mahkeme detayları paylaşılıyor. Rüşvet alan özel kalem müdürü Oğuz Köse teminatla serbest bırakıldığı da yine yansıtıldı. Rüşvet aldığı ve görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle tutuklanan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı özel kalem müdürü Oğuz Köse dün teminat talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Cale Ergüden, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 100 bin TL nakdi teminat yatırmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı 3 kişinin 800'er bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispati vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Evet, Vatan Gazetesi'ni de tamamladık. Yeni Bakış'ta devam ediyoruz. Yeni Bakış Gazetesi ise bugün manşetine Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Feriha Tel'in açıklamalarına yer veriyor. Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'nın deniz suyu analiz sonuçlarının tümü temiz olarak açıklamasını eleştiriyor. Bilimsel verisiz Excel üzerinden analiz sonucu yayınladılar ifadesini kullandı ve bu durumu eleştiriyor Feriha Tel. Verisiz sonuçlara güvenmiyoruz başlığıyla detayları aktardı. Hemen detaylarına bakalım. Feriha Tel, özellikle altyapısız yerlerde kanalizasyonun yeterli denetim yapılmadığı yerlerde denize aktığını gözlemlediklerini ifade ederek bu bölgelerde hiçbir sorun yoktur denilen açıklamaları kabul etmediklerini söyledi. Bu konuda bakanlığın zafiyet yaşadığını bildiğini belirten Tel, ilgili bakanlık herhangi bir kirlilik açıklaması durumunda oraya ceza yazmak durumundadır. O yerdeki ekonominin zarar görmesi de söz konusu olacağından bunu yapmak istemiyorlar. Oysa ki halk sağlığı önemli olmalıdır. Buraları işleten kişilerin ekonomik olarak kazançları öncelikli olmamalıdır. Önemli olan halk sağlığını korumak için kirli yerleri tespit ederek buralarda önlem alınmasını sağlamaktır diye konuştu. Tel, çevre platformu yetkililerinin sürece dahil edilerek analiz sonuçlarının yapılanması gerektiğini ifade ederek numunenin alınarak laboratuvara ulaştırılması kısmına kadar süreci takip etmek istediklerini belirtti. Tel, ancak kendilerinin dahil olduğu bir süreçte çıkan sonuca güven duyacaklarını söyleyerek halkın da beklentisinin bu yönde olduğunu belirtiyor. Feriha Tel'in de bu açıklamaları Yeni Bakış gazetesinin ön sayfasından, manşetinden bu şekilde paylaşıldı. Ve sabah haberin sonuna geldik. Yayınımız öncelikle spor turuyla devam edecek. Ardından saat 9'da Manşet Artı programıyla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı final maçında Hollanda'yı 2-1 mağlup eden İngiltere adını finale yazdırdı ve İspanya'nın rakibi oldu. İspanya ile İngiltere 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadında Şampiyonluk Kupası için karşı karşıya gelecek. Final maçı saat 22'de başlayacak. Paris Olimpiyatlarına gidecek 102 kişilik Türkiye Olimpiyat kafilesinde yer alan Buse'nin sol ayak bileğinde yaşadığı sakatlıkla ilgili iyi haber geldi. Tedavisi 17 Temmuz'a dek sürecek Buse Savaşkan, 22 Temmuz'daki milli takımın toplanma kampına yetişecek. Türkiye Olimpiyat kafilesi 23 Temmuz'da ise Paris'te olacak. Buse 26 Temmuz'da başlayacak olimpiyatlarda 2 Ağustos'ta piste çıkacak. Extend Erkekler Ligi'nde şampiyon belli oldu. İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu'nda oynanan final serisi son maçında rakibi Savoy Marmara'yı uzatmalarda 66-64'lük skorla mağlup eden Sezar Larnaka Gençler Birliği şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Maç sonunda iki taraftar arasında yaşanan gerginlik ise polis müdahalesiyle büyümeden önlendi. Kılıf en Kılıf U14 Erkekler Basketbol Ligi final serisinde ilk maçında kazanan Yakın Doğu Üniversitesi oldu. Neura 25 spor salonunda mücadelede Soyer Aksu'yu 76-49 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi seride 1-0 öne geçti. Damdelen Petrol U16 Kadınlar Ligi'nde de yarı finalin ilk maçları oynandı. Levent Aklenders'i 81-37, Levent Gelişim'de Akdeniz Spor Birliği'ni 98-33 mağlup ederek seride 1-0'lık avantaj yakaladı. Dark Blue 2. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu'nda Osman Çetintaş Büyükler Ligi'nin finalistleri belli oldu. Kadınlar finalinde Lema Zalihe ile Nehir Şerifenaz, erkeklerde de Kemal Ali Osman ve Umut Rufaro çifti şampiyonluk için kortta olacak. U12 kızlarda oynanan son 16 maçlarının ardındansa Karpazgate Marina, Maraş Voleybol Okulu, Gazi Mausa Belediyesi Çamlık Spor, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mausa Spor Akademisi ve vakıflar çeyrek final bileti aldı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na bağlı U12 milli takım Azerbaycan Spor Bakanlığı'na bağlı Ulduz Futbol Akademisi ile dostluk maçı oynadı. Bu arada maç sonrasında yeniden bir toplantı gerçekleştiren Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Azerbaycan Spor Bakanlığı yetkililerinin önümüzdeki günlerde altyapı çalışmaları konusunda temasları hızlandırma kararı aldığı belirtildi. Copa Amerika'da Arjantin'in finaldeki rakibi Kolombiya oldu. Kolombiya yarı finalde Uruguay'ı 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Copa Amerika finali 15 Temmuz'da oynanacak. Fransa bisiklet turunun 11. etabını Jonas Vingegaard kazandı. Son 2 yılın şampiyonu Vingegaard dağ etabı olan 11. etabı 4 saat 58 dakikalık süreyle Tadej Pogacar'ın 1 saniye önünde ilk sırada bitirdi. Fransa turunu 2020 ve 2021'de kazanan Pogacar genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Wimbledon kadınların 4 numaralı seri başı ismi Elena Rybakina ve 31 numaralı seri başı Barbora Krejcikova yarı finale yükseldi. Elina Svitolina'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle yenen kadınların 2022 şampiyonu Elena Rybakina ile Jelena Ostapenko'yu 6-4 ve 7-6'lık setlerle mağlup eden Barbora Krejcikova yarı finalde birbirlerine rakip oldu. Erkeklerde ise 22 yaşındaki Lorenzo Musetti, Taylor Fritz'i 3-6, 7-6, 6-2, 3-6 ve 6-1'lik setlerle 3-2 yenerek kariyerinde ilk kez Grand Slam yarı finaline çıktı. Musetti, Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic ile eşleşti. ...1974'te geri dönülmez adımını attı. Gökyüzü bir anda Türk paraşütçüleriyle doldu. Saatler sabah 06.05'i gösterdiğinde ilk Türk askeri Kıbrıs toprağına indi. Yıllarca Rum baskısı altında yaşam sürmeye çalışan Kıbrıs Türk halkı için adada bayram havası esmeye başladı. Biliyordu ki Türk askerinin adaya ayak basmasıyla huzur ve güven geldi. Bugün Kıbrıs Türk halkı
barış ve huzur içinde yaşamını sürdürebiliyorsa, bilinmelidir ki bunun yegane sahibi, ana vatanımız Türkiye'nin tam 50 yıldır Kıbrıs Türk halkını bir an olsun yalnız bırakmamasının neticesidir. Sevgili kahraman fedakar Kıbrıs Türk'ü, 11 yıldır Kıbrıs'ta insan şeref ve haysiyetiyle yaşamak, can ve mal emniyetinizi koruduğuna inandığınız anlaşmalarla meydana gelmiş olan bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin varlığını korumak için her şeyinizi ortaya koydunuz. Tüm haklarınızın ve bağımsızlığın koruyucusu ve garantörü ana vatanımıza güven ve inanç içinde tarihi ve şerefli bir mukavemet mücadelesi verdiniz. Bugün bu anda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Gazanız mutlu olsun. Sevgili kardeşlerim, söyleyeceklerimi iyi dinleyiniz ve bunlara harfiyen riayet ediniz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün başlatmış olduğu harekat, bağımsızlığımızın garantörü olarak 1960 anlaşmalarının ana vatanımız Türkiye'ye vermiş olduğu meşru hak ve yetkilere dayanmaktadır.